85 yaşındaki Azmi Bayar'ın şüpheli kaybında her gün yeni bir gerçek ortaya çıkıyor. Aile üyeleri neden birbirleriyle çelişiyor? Yusuf ve Emine babalarıyla yaptıkları görüşmeleri neden sakladı? Yaşlı adam en son kiminle nerede görüldü? Azmi Bayar'ın başına ne geldi? Birazdan. 32 yaşındaki Şüheda Koçak'tan 8 Ocak Çarşamba gününden beri haber alınamıyor. Kızım Şüheda Koçak 8 Ocak 2020'den beri kayıp, haber alamıyorum. Antalya Manavgat'tan kayboldu. Ailesi hayatından endişe ediyor. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Sağ mısın, bir sesini duyayım yavrum, ne olursun. Şüheda Koçak nerede? Birazdan. Mehmet Seylan ikinci evliliğinden bir kızı dünyaya geldikten sonra ilk eşine geri döndü ve her şey o zaman başladı. İkinci evliliğinden olan kızını en son 40 günlükken gördü. Acılı babanın tek isteği aradan geçen 14 yılı telafi etmek. Mehmet Seylan kızı Sıdıka'ya kavuşabilecek mi? Birazdan. Gerçeğin peşindeyiz. Star TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz sevgili seyirciler. Güzel bir gün diliyoruz ve Rabbim bir daha bize böyle acılar yaşatmasın dileğiyle, duasıyla başlamak istiyoruz. Dün biliyorsunuz Van Bahçesaray'dan gelen o acı haber yüreğimizi yaktı. Kar insanın içini bu kadar mı acıtabilir? Evet, yani donduk kaldık, söyleyecek bir şey yok. Ve ne yazık ki arka arkaya gelen iki çığda ölenlerin sayısı 39'a yükseldi, 39'a çıktı. Faciada 12 askerimiz şehit oldu. Yine 9 korucumuz, 2 itfaiyeci şehit oldu. Siviller var hayatını kaybeden. Ben bütün hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aslında bütün bunların hepsinde öğrenmemiz gerekenler var. Dilerim o öğrenmemiz gerekenleri öğreniriz ve bir daha böyle haberler, böyle olaylar paylaşmak durumunda kalmayız. Bu arada Van Bahçesaray'da biliyorsunuz dün bir gün önce meydana gelen birinci çığda kar altında kalan iki kişiyi kurtarmak için yürütülen operasyon sırasında ikinci büyük çığ felaketi meydana geldi. Ve bölgede yaklaşık 300 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Net bir sayı yok. Şu anda kar altında 10-15 kişi olabilir deniyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah onlarla ilgili sağ olarak bulundular haberini paylaşırız. Sizlerle yayın içerisinde bir gelişme olursa ben size aktaracağım. Sonra akşam saatlerinde bu kez bir uçak kazası haberi geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na tam da iniş sırasında İzmir-İstanbul seferini yapan bir uçağın inişi sırasında bir kaza yaşandı. Biliyorsunuz uçak üçe bölündü. Orada da 3 kişi hayatını kaybetti. 180 kişi yaralandı. Ben orada da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük geçmiş olsun diyorum. Yani iyi dileklere ihtiyacımız var. Güzel bakmaya ihtiyacımız var. Ama her şeyden önce insanın yolunu aydınlatan iki önemli ışık var. Bilgi ve tecrübe. Bilgiye saygı duyan toplum olacağız. Bilgiyi doğru kullanmayı öğrenen toplum olacağız ve tecrübesi olan insanlara da saygı duyacağız. Tecrübenin ne anlama geldiğini, bilginin ne anlama geldiğini anlamadığımız sürece biz acıyı konuşuruz, oturur ağlarız. Hocam siz de herhalde bir başsağlığı dileğinde bulmak istersiniz. Yani ölenlere başsağlığı, kalanlara sabırlar diliyorum. Bu sözün bitti ya, yani diyecek pek bir şey yok. Evet, bir şey. Ben de yani Allah gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bir an önce sağ salim hepsinin tedavisinin tamamlanmasını diliyoruz. Gelelim yayınımıza. Çok önemli bilgiler var. Hep böyle diyorum. Bazen bazılarını aktarmaya vaktim bile kalmıyor. Çünkü hikayeler hiç ummadığımız yerleri biz de sizinle birlikte canlı yayında burada gelişmelere şahit olduğumuz için gittiğinde planladığımızın dışında gerçekleşebiliyor akışımız. Bir annemiz var bugün. Kızı için geldi. Şüheda Hanım. Şüheda Koçak 2020'den beri Şüheda Hanım o kadar acılı ki kızını arıyor ve 8 Ocak mıydı Şüheda Hanım? 8 Ocak'tan beri haber alamıyorum. Ne telefonuna ulaşabiliyorum ne kendisine ulaşabiliyorum. Duyan gören varsa ne olursun bana. Bu...
Şüheda Hanım, bir sakin olun. Çok zor biliyorum ama inşallah evladınızdan bir haber alacağız. Aslında kızınız hani çok küçük yaşta da değil değil mi? Yok. Böyle 18 yaşın altında aradığımız biri de değil. Yok, 8 Ocak çarşambadan beri kayıp. 32 yaşında. Cahil değil, şey değil. Aramızda hiç bir problem yok. Nasıl bir yani yüksek sesle bir konuşan bir ailesi yok. Sevgiyle, şefkatle yaklaşırız hep birbirimize yani. Neden böyle yapıyor, ne yapıyor ben anlamadım bir türlü. Anne çok endişeli. Hangi yaşta olursa olsun evlatlarımızdan yani bir an haber almamak korkunç bir şey. Yani anne gözümüzde bebek bizim daha. Şimdi niye bu kadar acılı annemiz? Çünkü daha sonrasında başka aldığı haberler de var kızıyla ilgili. Onlar aslında biraz onu korkutuyor. Siz birazcık bir soluklanın, bir kendinize gelin. Biz birazdan şöyle daha aramak için daha detaylı, daha uzun uzun konuşacağız. Hikayenizi dinleyeceğiz. Azmi Bayar kaybıyla ilgili sevgili seyirciler. Bugün orada dedim ya çok önemli gelişmeler var. Biliyorsunuz aile hep farklı farklı şeyler anlatıyor bize. En son ne zaman gördünüz babanızı diye sorduğumuzda Yusuf Bey'e, kızı Emine'ye fındıktan sonra yani Ağustos'un sonu Eylül gibi diye bize cevap verdiler ve görgü tanıklarının anlattıklarıyla birlikte baba kaybolmadan 3-5 gün önce aslında birlikte çarşıda alışveriş yaptıklarını, sonra evde yemek yediklerini öğrendik. Bu kez bunu da kabul ettiler ama niye bize zamanında doğru bilgiler vermiyorlar? Biz bir türlü bunun içinden çıkamadık. Birazdan Murat Sönmez'e bağlanacağım çünkü bilginiz var mı bilmiyorum ama köyünüzde jandarma çalışmalar yapmaya başladı Yusuf Bey. Jandarma köyde yeniden belki bir arama çalışması başlatılacak. Azmi amca kaybolduktan sonra orada birkaç gün arama çalışmaları yapılmıştı ama yağmurlu bir havada gerçekleştirildiği için belki de çok net sonuç alınamamıştı. Jandarma için köyde neler var, neler yaşanıyor da birazdan dönerek size aktaracağım. Yusuf Bey hafızanızı biraz topladınız mı dünden bu yana? Ha? Yok. Ben sizinle şöyle bir şey söyleyeyim en başından. Lütfen ne biliyorsanız bize onu tam anlatın. Burada biliyorsunuz ya reklam aralarında hep aynını söylüyorum. Ben çarşıda duruyorum. Bu adam köyden kaybolmuş olabilir. Cereyan kesilmiş gece. Nerede cereyan kesilmiş? Köyde. Ondan sonra bu adam kapıyı açık yatıyor gece. Kapıyı kilitlemiyor içeride. Sizin köyde de mi elektrikler kesilmiş? Kesilmişti. Ondan sonra bu lastik ayakkabı iskafin duruyor evde. Ne zaman kesilmiş cereyan? O kaybolduğu zaman. Kaybolduğu günü bilmiyoruz ki daha. Bilmiyorum sen biliyor musun kaybolduğu günü? Bu adam kapıyı açık yatıyor. Kedi kaybolduğu günü sen biliyor musun net olarak? Ben bilmiyorum. Ne zaman cereyan kesilmiş? Hangi gün? Rüzgar esmiş de koydu. Hangi gün cereyan kesilmiş? Bunu bilemiyorum işte. Ha, kimden duydun bunu? Bunu kim söyledi? Ya rüzgar esti ya bir zaman. Kim söyledi? Kim söyledi cereyan elektrik kesildiğini? Ya koydu cereyanla kesiliyor ara sıra. Yusuf Bey. Kaybolduğu gün elektrikler kesildi dedin. Kim söyledi bunu size? Yusuf Bey bunu birinden duydun. Sen o köyde yaşamıyorsun çünkü. Ben çarşıda yaşıyorum da. Tamam. Sen çarşıdan köyde elektrik kesildiğini nasıl öğrendin? Ya bu kesiliyor da ara sıra rüzgar estiği zaman. Baban kimden kaybolduğu gün elektrikler kesilmiş. Oradan biri onu götürmüş olabilir dedin ya. O anlamda. Evet. Ya bu adam çarşıdan nerede kaybolacaktı? Çarşıya geziyor boyuna. Yusuf Bey yani çarşıda niye ben sorduğum soruya anlamazdan gösterdim. Geliyorsunuz? Gayet de iyi anlıyorsunuz. Çünkü bu soruyu herkes anlar. Sen baban kaybolduğunda köyde elektriğin kesildiğini kimden öğrendin? Evet elektriği kimden öğrendin? Kim dedi bunu sana? Sana kim elektrikler kesildi? Anam köyde de bundan beraber yaşıyor. Annen mi dedi elektrikler kesildi? Anam biliyor da köyde beraber yaşıyor. Annen mi söyledi elektrikler kesildi? Anam söyledi. Kim söyleyecek bak? Sana mı söyledi annen? Bir de kapıyı örtmüyor adam içeriden. Gece kapıyı kilitlemiyor. Hazır evin kapısı gece açık olur mu? Yusuf Bey ben böyle olmaz. Bir seyircilerimiz için ne konuştuğumuzu bir özetleyen bir hatırlatmamız var. Onu paylaşmak istiyorum ama sizden rica ediyorum. Ne biliyorsanız tam anlatın. Çünkü dün yayının son dakikalarında da burada bir laf ettiniz. O da çok önemli. Hatta iki farklı şey söylediniz. Onları da bugüne kadar işine getirmemişsiniz. Bir hatırlayalım hikayeyi sonra. Yol kenarı sonra. Kayıp Azmi Bayar dosyasında salı günkü yayınımızda Yusuf'un babası ile 27 Aralık'ta çarşıda beraber gezdikleri ortaya çıkmıştı. Dünkü yayınımızda ise Emine ve Yusuf'un 25 Aralık'ta Azmi Bayar'la alışverişe çıktıkları anlaşıldı. Oysa Emine ve Yusuf önceki yayınlarımızda babalarını en son fındıktan sonra gördüklerini iddia etmişti.
Nacak almaya ne zaman gittiler? İnci Hanım, bunlar hani 8. ay hani fındığa başlamıştı. Hani babasını tanımıyordum. Evet. Dedi ki ya bu benim babam dedi. Kendi de orada sorabilirsiniz. Bu dedi ki ya biz bir nacak alacağız dedi. Evet. Nacağı ben 35'e bıraktım. Ondan sonra almadılar. Diyor ki Ağustos'ta geldiler diyor. Yani fındık başlamadan önce geldiler, nacakta almadılar diyor. Ama sen bize dün dedin ki ben Aralık'ın 27'sinde gittim. Babamla nacak aldık dedi. 25'e bıraktı ya nacak. Adam almadı başka. Ha, başka yerden almış o zaman. Yaptı. Babasını minibüse bindirdi mi? Nereye giden minibüse bindirmişti? Ayvacık giden arabada. 27 Aralık günü bahsedilen yerden sizin oraya giden minibüslere bindi mi? Gören var mı onu? Efendim o 27 Aralık'tan daha önceki tarihte arabaya bindiğini gördüm ben. Çünkü hatta benim arabama bindi sırtında çantasıyla. Ama 27 Aralık'tan önceydi. Ne kadar önce? Kaç gün? Bir hafta mı? Üç gün? Bir hafta civarıydı yani. Yani cuma günü müydü yine? Yok, çarşamba gündü. Gecede bindi işte Ayvacık arabasına. Binmemiş işte. Orada kaç tane araba var? Hepsi bulamaz ya. 50 tane araba var Ayvacık'a. Bizim hattımızda 39 tane şoför var. Niye? Tamam. Diyebilir ki arkadaşlar ha şu tarihte benim arabama bindi diye söylerler. Bindi 39 tane şoför. Azmi amcayı tanımayan zaten azdır herhalde. Biniyordu. Emine babasını en son ne zaman gördü? Babam biz odun yaptık köyde. Evet. Fındıktan sonra odun yaptık. Ondan beri görmedim. Elektrik kablosu almaya gitmişsiniz babanızla Yusuf Bey. Emine de vardı. Emine de vardı. Evet. Babanız da yanınızdaydı. Yanımızdaydı. Emine'yle beraber. Ben de vardı. Niye anlatmıyorsunuz evet bunu? Bana sormadınız ki elektrik kablosunu almaya gidiyor. Yani en son ne zaman gördün diye soruyoruz ya Yusuf Bey. Elektrik kablo almaya gitti diye sormadılar ki bana. 25 Aralık'ta babanız kendisi sizin olduğunuz eve geldi. Aynen. Elektrik kablosu almaya gittiniz ya siz. He. Emine Hanım, sen, baban. Gittik. Elektrik kablosu almaya gittiniz. Evet, nereden çıkıp da gittiniz elektrikçiye? Evet, çok zaman oldu ya o zaman. Çok zaman olmadı, zaman. Bir ay oldu. Bir ay oldu. Elektrik ay kablosunu oldu. Nereye alacaktınız? Bayağı kim için alacaktınız? Ya yeni eve kablo çekeceğiz ya demir direkten yeni eve. Kablo çekecekti. Sonra aldım, buldunuz mu o kablodan? Aldı, taktılar oraya. Hasan. Kim taktı kabloyu? Hasan taktı. Tamam, Hasan taktı. Ama kablo almadı diyor. 25 Aralık'ta ne yaptılar? Babam eve geldi, yemek yedik. Dedi ki Hasan'dan lamba alacağım dedi. 3 tane lamba aldı. Sonra ara kablo vardı küçük yine. Ondan sonra başına dedi lamba takayım mı? Takılır mı Hasan dedi. Takılır dedi. Ondan sonra lambaları aldı. Sen eve git dedi. Bana ben pazara gideyim dedi. Tamam dedim. Peki Emine Hanım. Yemek yedik. Yusuf ben vardık şeyde. Fahrettin Bey var mıydı? Yok. Peki niye az önce İkimiz sordum? İkimiz vardık, yemek yedik, ben acım dedi. Az önce sorduğumda niye bunu anlatmadın? Babanızı en son ne zaman gördünüz dedim. Fındıktan sonra diyorsunuz bana. Ama 25 Aralık'ta birlikte yemek yemişsiniz, işte elektrik kablosu almaya gitmişsiniz. O zaman işte ne bileyim ben, benim kafam defter değil ya, ben ne bileyim. Pazara beraber mi? Yok, bizi götürmedi. Götürmez onu, bizim yanımızda zaten pazara. Parayı çıkartmaz. Elektrikçiye götürdükten sonra babanızı orada bırakıp pazara gidiyorum. İkiniz de eve mi döndünüz yani? Evet. Emine ve Yusuf'un anlatmadığı başka ne var? Yok. Şimdi çok basit bir soru soruyorum ve ne yazık ki herhalde 500 kere sorduk aynı soruyu. Aynı kişilere. En son babanızı ne zaman gördünüz? Çünkü hikayemizde biz aradığımız Azmi Bey'in ne zaman kaybolduğundan bile emin değiliz. Sadece 30 Aralık'ta kaybolduğu ortaya çıktı. Ve ondan geriye giderek en son nerede görüldüğünü bulmaya çalışıyoruz. Çünkü Yusuf Bey en son nerede görüldüğünü bulursak belki oradan sonra nereye gitti? Orada başına biri bir şey mi getirdi? Allah korusun yürürken düştü bir yerde kayıp mı oldu bunu bulacağız. Sana babanı en ben son ne zaman gördün diye sorduğumda bir izin ver. Bilmedim şey ne babanı bilmiyorum. En son ne zaman gördün diye sorduğumda sen onu oradan bir şey yaptın demiyorum ben. Ben zaten ayrı yaşayayım ondan çarşambada yaşayayım ya. Çarşamba'da yaşıyorsun ve çarşamba'da elektrikçiden mesela bir hafta önce alışveriş yapmışsın. Ben sana sorduğumda hiç bunu anlatmadın. Onun devamın peşinde gezemiyordum ki ben. Bu yana çalışmaya gidiyorum sağ sola. Devamın peşinde gezemem ki ben. Adam oraya gider, bu yana gider yalnız başına. Yusuf Bey, tabii ara sıra devamlı geziyorduk onunla. Ara keşke biriniz hani babanız devamlı nerede, hayatta mı kontrol edebilseydiniz. Ben babamın düşmanı değilim ya.
Ya ben Yusuf Bey. Benim babam sonuçta. İnci Hanım size sormayayım. Herkes beni suçlama. Yalandan suçlama. Yusuf Bey. Suçlayın. Ben bir daha hocam izah etmeye çalışacağım. Herkes beni suçlayın. Yusuf Bey bak aynen şöyle anlatıyorum. Hep üzerime geliyorlar benim. Bak şimdi ben sana diyorum ki bu kalemi diyorum sen en son ne zaman gördün diyorum değil mi? Sen diyorsun ki dün elinizdeydi İnci Hanım. Belki ben bunu odada içeride unuttum ondan sonra. Ha diyorum stüdyoda buradaydım. Ne zaman gördüm bunu ben hesap edemem. Babana ne zaman gördüğünü sormam. Babana bir şey yaptın demem değil. O da aklım kafam yerinde kalmadı benim. Elektrikçiye gittik. Kablosu aldık falan diye hepsini hatırladın sonra ama. Aldık ama o adam benden almadılar. Ben takmadım malzemeyi eve niye diye ya. Tamam hemen o adamı kablo bağlayalım. Oradan aldık ya Hasan'da. Bir bağlayalım bakalım. Elektrik kablosunu odaktı babamın evine koydu gene be. Hatta elektrikçi. Hasan. Alo, Tesat Hasan Bey attı. Değil de diğeri zannediyorum Tesat, değil Hasan mi? Taktı. Hasan Bey mi hatta? Hasan Bey merhabalar, merhabalar, merhaba, hoş geldiniz merhaba. Programımıza. Merhaba, gerek yok. Merhaba. Hasan Bey, Murat'ın sizinle yaptığı röportajda yani kaybolmadan bir hafta kadar önce sizin evet, dükkandan doğru. Bir alışveriş için geldiklerini anlattınız. Evet, aslında doğru. Bir tam olarak o günü bir daha bize anlatsanıza kim geldiler, ne oldu diye. Ablam, anlatayım, baştan anlatayım lütfen, ben size. Lütfen. Yılbaşından bir hafta önce sanırım günlerden çarşamba günü. Evet. Saat 12-1 arası. Benim yanıma Emine Hanım, Yusuf Bey, bir de babaları. Azmi dayı evet gelmişlerdi benim yanıma. Bana kablo sordu. Kablo dedim buradan bak da hangisinden istiyorsan ondan vereyim dedim. Evet. Buradan çıktılar. Evine gittiler. Yusufgil'in evine gittiler. Evet. Buradan. Birlikte çıkıp gittiler. Aynen birlikte çıkıp gittiler evine ev tarafına doğru gittiler. Benim dükkanım onlara zaten yakın. Yani siz eve doğru yürüdüklerini gördüğünüz için. Evet evet, evet evet. Peki evet. Emine Hanım ve Yusuf Bey bunu size anlatana kadar bize hiç anlatmadılar. Ablam onlar ben nasıl diyeyim size. Yusuf zaten ben de izliyorum programı. Yusuf'un zaten bir şeyini tutmuyor. Şimdi dedi ki az önce ben canlı yayına bağlanırken. Dedi evine dedi yani bizim eve dedi testat dedi döşenmedi dedi öyle o diye onu söylemedi diyor. Ben öyle bir şey demedim. Ben onun evinin testatını elektriğini suyunu ben yaptım. Peki diyor ki o gün biz kablo aldık. Dün Emine Hanım'ı da izlediniz. Almadı. Sonra da almadı. Diyor geldi Emine Hanım hatta detaylı anlattı. İşte Hasan geldi bunları taktı dedi evin yok, oraya. Ablam, sen yok ablam yok almadı. O gün. Öncekini taktı. Ne zaman oldu bu? Peki önce daha önce siz elektrik taktınız mı hiç o eve? Elektrikle direkt ilgili bir işlem yaptınız mı? Şeye taktık ablam. Şeye taktık. Köydeki evlerini yaptık. O konteyner yok mu? Konteyner evet. Evet. Onun tesisatlarını yaptık. Bu ne zaman oldu Hasan Bey? Bu ne zaman oldu? O fındıktan önceydi. 8. ayda filandı. 8. ay. Ama evet. Siz Aralık'ın 25 Aralık'tan bir önceki çarşambayı kastediyorsunuz zannediyorum. 25 Aralık mı söylediğiniz ondan bir hafta önceki mi? Çarşamba günü olarak. Çarşamba günü yılbaşından bir hafta önce işte. O zaman 25'i oluyor yani. Doğru. Aynen doğrudur. Tamam 25 Aralık'ta ama şimdi insan gün gün saat saat hatırlayamayabilir ama. Aynen. Ağustos'taki olayla babanız evet. Kaybolmadan 3-4 gün önce olan olayı birbirine karıştıramazsınız Yusuf Bey. Ben o kadar yani. Hesabım yok ki. Yani. Nasıl? Yani. Hesap edemiyorum o kadar. O kadar hesap edemeyecek biri mi Yusuf Bey? Biz mi yanlış tanıyoruz Hasan Bey? Ablacığım, Yusuf zaten bu işleri zaten Yusuf karıştırıyor. Yusuf sorulanın cevabını, bildiğinin cevabını verse bu işin içinden çok rahat çıkılacak. Ama Yusuf bir Ahmet diye bir Mehmet diye bu iş nereye kadar böyle gidecek? Ne bileceğim da karıştırıyorum. Bildiğimi söylüyorum ben. Ne bileyim de karıştırıyorum. Öyle bir şey yok. Bak ne biliyorum. Allah kafam yerinde mi benim? Onlara da yardımcı olacaksın. Allah sıkıntı yaşıyorum yani. Kardeşim senin çoluk, baban orada. Çocuk yok ben de. Senin baban orada kayıp. Ben de garibim. Babanın bulunması için babanın bulunması için onlara yardımcı olman lazım. Yardımcı olayım da ne bileyim onu söylüyorum. Bilmediğim ne söyleyeyim ya. Ama sen bir Ahmet diyorsun, bir Mehmet diyorsun, bir diyorsun aldım diyorsun, bir almadım diyorsun. Hangi benim babam kaybolmuş. Sıkıntı yapayım. Babam kaybolmuş benim. Senin baban kaybolduğuna herkes senden fazla üzülüyor. Buna emin ol. Ben yani. Düşünüyorum işte ben. Sıkıntı kafi yerim ben. Babam benim bu. Babam benim. Bir şey soracağım size. Babam benim. Çarşamba'da daha öncesinde lokantacılık yapmış biriymiş Azmi Bey. O evet, bölgede doğru. Çok insan onu olay tanıyor oldu. Ve her hafta çarşamba ve cuma Allah günleri Allah. Aşağı yukarı çarşamba ilçeye de geliyormuş. Yaşlı evet, bir büyüğümüz. Evet ablam benim yanıma da uğruyordu ablam. Evet ve peki şimdi oradaki esnaf ne düşünüyor? Azmi amcanın başına ne gelmiş olabilir? Bir tahmininiz var mı? Ablam öldürüldüğünü düşünüyor. Buradaki esnaflar öldürüldüğünü düşünüyor. Bu para yüzünden öldürüldüğünü düşünüyor. Öyle bir konuşmalar var burada. Ama...
bilmiyorum ne derece doğru ne derece şey. İnşallah öldürülmemiştir ama sağ salim zannederim. Çıkar. Aynen. İnşallah sağ salim çıkar bir yerden de. Şimdi 30 Aralık'tan bu yana bugün 6 Şubat artık yani çok uzun zaman geçti. Hiçbir haber yok, hiçbir ihbar yok. O kaybolduktan sonra köyde ufak bir arama yapılmıştı birkaç gün boyunca ama jandarma bugün tekrar bir köye çıktı. Hasan Bey lütfen hatta kalın, size tekrar sorum olabilir. Murat'a döneceğim. Murat Sönmez'e bugünkü çalışmalarla ilgili bilgi verecek. Yalnız şunu söyleyerek gitmek istiyorum. Bakın 25 Aralık'ta elektrik kablosu için o dükkana gidilmiş. Ağustos'taki olayla bunu birbirine karıştırarak anlatmaya çalışıyorsunuz ve Yusuf Bey, siz ve Emine Hanım niye bu ikisini sanki o olaymış gibi anlatıp bize bugüne kadar söylemediniz? Bu herkesin kafasında bir soru işareti. Sadece bizim kafamızda değil, bu dosyayı takip eden ve bugün oraya giden o jandarmanın da kafasındaki bir soru işareti. Bunu ben bir kere daha söyleyeyim. Yemeği nerede yediniz o gün? Evde yemiş tabii. Kimin evinde Yusuf Bey? Kimin evinde yediniz yemeği? Emine'nin evinde ya. Emine'nin evinde yediniz. Oysa ki Yusuf Bey bunda da bak onu orada bırakıp gittiklerini söylemiş. Emine Hanım o gün ne yemek vardı? Ne yemek yapmıştı hatırlıyor musun? Ne yemek yapacak? Hazır çorba, çay. Hazır çorbayla çay. Tamam. Bunları bile hatırlıyorsunuz. Şöyle bir not ekleyip hemen canlı bağlantıya gideyim. O gün elektrikçiden çıktıktan sonra ne yaptınız dediğimizde bize her ikisi de babam pazara gidip alışveriş yapacağını söyledi. Biz de oradan ayrıldık demişlerdi. Bu yemek konusu da daha sonra dün canlı yayında ortaya çıktı. Bunu da belirtmek isterim. Hemen Murat'a dönelim. Murat Sönmez'in yanında Fahrettin Bey ve Emine Hanım var yine. Murat, bugün orada bir takım gelişmeler yaşandı. Çalışmalar yeniden başladı galiba. Senden alalım lütfen, kolay gelsin diyerek gelişmeleri. Evet, 30 Aralık 2019 tarihinde Ayşe Bayar'ın bulunmasıyla yolda düşmüş bir şekilde bulunmasından sonra Azmi amcanın kaybolduğu ortaya çıkıyor ve o günden itibaren 15 gün süreyle bölgede jandarma ekipleri ciddi anlamda bir çalışma yürütmüştü. Bu çalışma bugün tekrar yeniden başladı. Yine Azmi amcanın yaşadığı köyde, evinin civarında ve o bölgede yeniden jandarma ekipleri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgede yeniden çalışmalar başlattılar. Acaba bir ize ulaşabilir miyiz diye Azmi amca ile ilgili bir izi ulaşabilir miyiz diye yeniden gerek evinin etrafında, evinin çevresinde gerekse köy civarında yeniden bir çalışma oluşturuldu. Bu çalışmaları bizler de takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle yeni bir gelişme olur mu, yeni bir izi ulaşabilir miyiz diye aradan geçen süreç içerisinde acaba o bölgede yeni bir gelişme yaşandı mı diye Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şu anda köyde araştırmalarını ve arama ve tarama çalışmalarını sürdürüyorlar İnce Ertuğrul. Peki bir şey daha soracağım. Köyde daha önce neler arandı onları da konuşacağız ama şu an içinde bulunduğunuz ev Emine Hanım'ın evi değil mi Murat? Yok, komşunun. Hayır ya, biz şu an Emine Hanım'ın evinde değiliz. Yan komşuların evindeyiz. Hemen yan tarafımızda şu anda gözle görebileceğimiz bir kısımda Emine Hanım'ın evi. Tamam. Yaşadığı ev. Yine Ayşe teyze de o evde şu an yaşıyor. Emine Hanım'la Yusuf Bey'in kaldığı ev altlı üstlü daireler mi? İki katlı daire ama yan yana kalıyorlar. Girişler ayrı, girişler ayrı, yan yana kalıyorlar ama aynı ev içerisinde ama yan yana. Ama altlı üstlü değiller. Yusuf hemen yan taraftaki odada kalıyor ama girişler ayrı tarafta. Aynen. Yusuf'un girişi sokağın diğer tarafına bakarken Emine Hanım'ın evinin girişi diğer taraftan. Peki o evde bir arama yapmış mı jandarma? Aradı komutan. Evet, jandarma bu evde de bir çalışma yapmış. İlk günde ya kaybolduğu dönem içerisinde bu evde çalışma yapmış ama dün yine bu noktada bir çalışma yapmış. Jandarma evi yine gezmiş. Evdeki çalışmalarını tamamladıktan sonra da köydeki çalışmalara başladı. Köydeki çalışmalara başlandı. Daha önce köyde ne kadarlık bir alan aranmış Murat? Ve hangi şartlarda aranmış? Şimdi burada Taner Hocam'ın uzmanlığına da çok ihtiyacımız var. Yani kayboldu, 30'unda fark ediliyor. Belki ondan 2-3 gün önce kayboldu, net bilmiyoruz. Ya da bir gün önce ya da o gün. Nereler aranmış ve hangi bulgulara ulaşılmış? Ben bir de sorun öncesinde hocam. Stüdyodaki Hasan Bey'e de bir şey sormak istiyorum bağlantılı Tabii olarak. Tabii ki, buyurun. Şimdi Ayvacık minibüsüne binince köyden geçmiyor. Bir kavşakta iniyor, oradan tekrar ikinci bir arabaya binmesi evet, lazım. Evet, görürse geçiyor evet. Ha, o... İkinci arabaya geçtiği alan nasıl bir yer? Yani ıssız köprüde duruyor zaten, ıssız köprü. Baraja yani karşısında. Orada inip kaybolma ihtimali var mı? Ya orada yani çok orada araba geçer. Direkt o indiği yerde mi bekliyor aracı? Hani araba gelse beklemezse yürüyerek gidiyor. Dedi orada, orada, orada bir arama yapıldı mı? Orada bir arama yapıldı. Evet, oradan yürüyerek çıkıyor işte. Orada arama yapıldı mı? Yapılmıştır. Her yere bakmışlar zaten değil mi dayı?
Orası yani akla gelmemiş olabilir. Çünkü köyden uzak anladığım kadarıyla. Uzak uzak bayağı. Şimdi bu adam minibüslere bindiğine dair hiçbir bulgu yok. Murat'ın bence orada köylüler bilir. O tarafa giden köylüler çoğu bilir. Tabii. Bu yolda gidiyor da bu am ortaydı. O yana bu yana kaçıyordu araba gibi kenarlara giderken. Kaşıyordu araba gözü görmüyordu. Ondan sonra çarşıda evin yolunu bulamıyordu. Evinin yolunu bulamıyordu. Başka yola doğru. Bunu bugüne kadar hiç paylaşmadın. Söyledim ya ben. Dün yayından sonra söyledim ya, ilk defa. Gözü görmüyor ve evi bulamıyor diye. Biz ilk programa başladığımız andan itibaren ben de yayında sordum. Arkadaşlarım da ilk görüşmelerde zaten 85 yaşında bir kaybımız olduğunda ilk sordukları soru şudur arkadaşlarımın. Unutkanlığı var mı, işte Alzheimer olabilir, demans olabilir, gözü görüyor mu, eli ayağı tutuyor mu diye. Ve siz onlara hiçbir şekilde bir unutkanlığı olmadığını, daha önce yolunu karıştırıp kaybolmuş muydu diye sorduğumuzda asla böyle bir kayboluş yaşanmadığını söylediniz. Şimdi dün birdenbire kaç gündür buradasın Yusuf Bey? Babamın gözü görmez, evin yolunu bulamaz dedin. Komutana da söyledim ben. Yolda evin yolunu bulamıyordu dedim çarşıda. Evin yolunu bulamıyor. Nerelere gidiyordu evin yolunu bulamayınca? Ya yolu şaşırıyordu çarşambada. Yolu bulamıyordu. Kendi faturasını kendi ödeyen bir adamdan bahsediyoruz. Tek başına dağda yaşayan bir adamdan bahsediyoruz. Tek başına oradan minibüse binip köye gelen bir adamdan bahsediyoruz. Yürürken yalpalıyor diyorsun. Ya ve ilk geldiğinde de taş gibi adamdı diyorsun. Bu kadar gün konuştuktan sonra. Öyle diyordun ama. Hayvanları var diyordun. Onlara bakıyor. Yaşlı adam da yaşlı. Gidiyor bilmem ne kadar mesafeden ekmeğini alıyor. 90 yaşındaki eşine bakıyor. Bağ bahçesi var. Bir tane konteynere bıraktınız onu. Tek başına yettiğini düşündüğünüz için de hiçbir çocuk düzenli olarak gidip ziyaret bile etmeyen bir insanı. Bugün belki 3. hafta mı kaçıncı haftamız bilmiyorum sizinle konuştuğumuz. Ya, birdenbire evin yolunu unuttunuz. Yusuf ben Bey. Tek başıma duracağım diyordum. Yusuf Bey, siz bir şeyleri söylemiyorsunuz, saklıyorsunuz artık. Saklamıyorum, ne saklayacağım? Tamam, saklamıyorsunuz ama söylemiyorsunuz. Ya, ne saklayacağım? Biz onu iğneyle kaza ekibimiz ortaya çıkarttığı zaman söylemediğiniz şeyi hemen bir şey ileri sürüyorsunuz. Saklama yok bende. Sanki böyle karşılıklı oyun oynanır. Allah var yukarıda, saklama ben. Niye saklayacağım? Bu an benim sonuçta. Niye saklayacağım ya? Peki Emine Hanım'a soracağım. Yok. Babanız evin yolunu karıştırıyor muydu Emine Hanım? Karıştırıyordu. Gözleri görmeyip evi... Babanız evin yolunu karıştırır mıydı? Arada karıştırıyordu. Ha. Ben camiye götürüyordum. Baba dedim bu tarafa niye gidiyorsun? Cami burası dedim. Caminin yanına kadar götürüyordum. Demin başına yakın camiye sen git ben giderim diyordu. Ondan sonra camiden eve gelip yemek yiyordu. Ondan sonra köye gideceğim diyordu. Kapıda araba olduğu zaman biniyordu. Nasıl kapıda? Duraklar evin önünde mi? Yok durak öyle değil. O zaman aşağıdan yani geçiyor. Kapı bu evin yolunu karıştırıyorsa nasıl oluyor? Bazen bizim köy arabalar gidiyordu. Evet, köy araçlara geliyordu. Bulamayacağı Göksu'dan gidiyordu. Ayvacık yolundan. Murat şu aramalarla ilgili bilgiyi bir özetler misin rica etsem? Bence ondan sonra devam edelim konuşmaya. Evet. Evet, evet. Evet, onu tamamlayalım da lütfen. Evet. Taner hocamın sorduğu soru da bu aslında açıklamanın içerisinde cevabı. Şunu söyleyelim. Azmi amcanın indiği yer eğer Ayvacık minibüslerine biniyorsa yolun kıyısında iniyor. Köprüden geçerek Yeşilırmak'ın üzerinde bulunan bir köprüden geçerek inelerde bir baraj gölü var. Evet. Buraları aşarak adeta dağları dereleri aşarak şunu söyleyeyim. Çünkü o bölgeyi gezdik gördük dağları tepeleri aşarak o yaştaki birinin yürüme mesafesi belki bir saatlik bir süreç belki bir buçuk saatlik bir süreç kilometrelerce yolu aşarak eğer araç bulamazsa o yolu aşarak evine doğru gidiyor. Şimdi burada bulunan bir göl var yine Yeşilırmak oradan geçiyor köprü üzerinden geçmesi gerekiyor. Bu bölgenin tamamı aranmış ama baraj gölü içerisinde bir çalışma yapılamamış. Bu noktada suyun boşaltılması gerekiyor. Bu suyun boşaltılması yetkili makamlarca onaylanmamış. Bu yüzden baraj içerisinde bir çalışma yapılamamış. Ama Azmi amcanın bulunduğu köy, o çevre, dağlık alanların tamamı aranmış. Yalnız şunu belirtelim, o tarihler içerisinde çok yoğun şekilde yağış, yağmur varmış o dönemde. Yağmur olduğu için çalışmalar bazen aksak bir şekilde ilerlemiş, bazen durarak ilerlemiş. Şunu söyleyelim, köpekler özellikle ceset arama köpekleri ve koku köpekleri o dönemde AFAD tarafından ve jandarma arama kurtarma timleri tarafından bölgenin tamamında çalışmalarını yürütmüş. Ama yağmurlu hava içerisinde tabii ki köpeklerin koku alma oranı düştüğünü de belirtecek olursak, o bölgede yağmurlu bir hava içerisinde, yağmurlu olduğu dönem içerisinde çalışmalar 15 gün boyunca gerek Azmi amcanın köyü gerekse çevrede bulunan köyler içerisinde çalışmalar yürütülmüş. Murat peki bu geçmek zorunda olduğu köprünün kenarlarında korumaları var mı? Yani oradan bir düşme ihtimali olabilir mi? Bununla ilgili ne söylüyor jandarma? Yani oradan işte dereye
düşebilir mi diye? Tabii bu ihtimaller de değerlendiriliyor ama şunu belirtelim. Eğer oradan düşmüş olsa su dışarı atacağından dolayı kısa süre içerisinde bulunması gerekiyor. Aynen. Ama maalesef ki böyle bir bulunma olmadığı için de bu ihtimal çok zayıf da olsa jandarmanın ihtimalleri arasında ama düştüğü zaman oradan tekrar suyun dışarı atması gerekiyor. Bu da kısa süre içerisinde bulunması anlamına geliyor. Yani şimdi aslında o bölge arandı diyorsun. Derenin etrafına da bakılmış. Herhangi bir eşya, herhangi bir iz olsaydı bulunurdu. Yani suyun altına batmış olsa dahi çürümeden ötürü 3-4 gün içinde çıkar. Atar. O zaman biz elimizdeki bulgularla kaldığımız yerden devam edersek. Şimdi hatta hala elektrikçi Hasan Bey duruyor. Diyor ki 25 Aralık'ta benim dükkanıma geldiler. Yanında kızı Emine Hanım, oğlu Yusuf Bey de vardı. Bugüne kadar bunu bize bu iki çocuk da hiç anlatmadı. Onu söyleyelim. Ve sonrasında da yine 27 Aralık'ta onu gördüğünü söyleyen bir görgü tanığı var Kenan Bey. Ben diyor cuma namazından 2,5 saat kadar önce yanında oğlu Yusuf'la gördüm. Kolunda gidiyordu, sanki belediyeye doğru yürüyorlardı diyor. Hatta Yusuf'un üzerindeki sarı monta kadar bunu bize anlattı. Yani biz ve Murat'ın da yaptığı araştırmalarda yine minibüsçülerle yaptı, konuştu, esnafla konuştu. O günlerden sonrasında bir minibüse binip köye doğru gittiğini gören, onu arabasıyla köye götüren kimse yok. Sosyal medyada aranıyor 30 Aralık'tan beri. Günlerdir canlı yayında aranıyor. Çarşamba'da bütün esnaf konuşuyor. Herhalde biri onu arabasını alıp bir yere götürseydi bizi arardı, polise giderdi düşünüyorum. Bu bize ne gösteriyor? Sanki o Aralık ayının son haftasında çarşambadan hiç yukarıya köyüne gitmemiş Azmi Bayar. Ne olduysa çarşambada oldu. Şimdi dün yayında sen bir şey daha söyledin Yusuf. Tam yayın bitti. Biz reklama geçtik ya da kapanışa geçtik. Dedi ki Yusuf Bey, eliyle de böyle yaparak kim vurduysa ortaya çıkacak dedi. Yok, beni suçluyorlar da onu diyeyim ben. Suçluyorlar ama onu kim vurduysa, aynen doğru düzelttin vurma beni değil. Teşekkür vurma ederim. Değil. Kim vurdu? Beni suçluyorsunuz ama onu kim vurduysa, kim ne yaptıysa eliyle de böyle bir silah işareti yaparak. Ya benim üzerime geliyorlar boynu. Ben ne yapayım ya? Ben vurmak ne yapayım? Nereden çıktı? Benim üzerime geliyorlar boynu. Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Benim suçum yok. Benim üzerime geliyorlar. Benim suçum yok. Sen bir şey değil mi? Sen soruyorsun. Ben ne yapayım? Ben gariban diye başıma biniyorlar. Ben mi kaybettim bu amı? Ben mi kaybettim? Ben ne uğraşıyorum? Benim suçum ne, günahım ne? Evoca gidemiyorum çocuğun yerine. Hiç kimse seni suçlamıyor. Benim psikolojim bozuldu zaten. Herkes burada senin babanı bulmaya çalışıyor. Benim üstüme diye. Ama sen bak Yusuf Bey, sen bunu bana diye ki sen suçlusun dedi. Elini kim vurduysa bu adam çıkar meydan dedim. Vurdu demedim. Elini kim vurursa bu adam hayır, burada arkadaşlarım da duydu. Bu adam olursa çeksin cezası. İşte ben olayım. Cezamı çekme razıyım, ben yapmadım. Bak, seni suçlamıyorum. Kim ben yaptı? Düşman değilim. Kim yaptı? Beni suçlama, gözünü kim yaptı? Ya. Benim psikolojim bozuldu. Kim yaptı Yusuf Bey? Allah beni öldürsün. Yusuf Bey kim yaptı? Onu soruyoruz bir şey olduysa. Sakin ol. Hastayım ben. Tamam, soru sorayım. Bir şey demeyin. Tamam. Tekçem gezmesini bu amına. Herkes gariban diye başımı veriyor. Ordu koyunca adamın konuşmasını istemiyorum. Ordu koyunlar, düşman adamlar. Bu adam nereden görmüş beni? Ben görmedim adamı. Beni gariban diye başıma biniyorlar. Benim çoluk çocuğumdan kaçayım ben. Ben olursam karımı öldürürüm, kaçmam. Evden, beladan kaçayım ben. Babamı ne öldüreceğim ben ya? Babanı öldürdüm demiyorum ki. Ben karıdan bile kaçayım başım. Yusuf Bey, giderim diye. Benim kim ağzımdan vurdursun? Babanı öldürdün diye bir şey çıktı mı? Demiyorsun sen. Sen Yusuf Bey. Tekçem gezmesin. Yusuf Bey. Tam bir dinlesene. Adam gezemiyor. Kolundan tutayım, gezdireyim. Suç mu yaptım? Hayır. Tam tersi, yapmasaydın suçtu. Adam yıkılıyor da gezdireyim. Ben bu ama düşmanlık yapacağım ben. Yusuf Bey, babana bir şey yaptın demiyorum. Babanı 27 Aralık'ta ve 25 Aralık'ta görmüşsün. Bize niye anlatmadın? Herkes beni suçlu ya. Tam sorusun işte. Dayı. Allah belamı versin benim Cenab-ı Allah'ım. Mektubat kurma. Ben bu ama bir şey yaptıysam Allah sorsun bana. Sen yaptın demiyor ki. Kimin yaptığını peki tahmin ettiğin bir şey var mı? Ben bilmiyorum. Ben. Yusuf Bey. Kimseyi suçlayamam ben. Bir kendine gel de kimin yaptığı noktasında bir bilgin var mı? Bir şüphen var mı? Yok şüphem yok benim. Ben çünkü yalan... silah işareti yapmasın da onun silah için. Silah işareti her yapmadım. Her türlü ben. Eğer öldüyse yok. Her şekilde ölmüş silah olabilir. Bıçakla yapmadım. Ölmüş olabilir. Kim elini sürdüyse çıkar dedim. Elini kim sürdü? Elini sürdüyse demedin Yusuf Bey. Kim yaptıysa dedim. Ben sana sen yaptın demiyorum. Demiyorum. Hiçbir zamanda sana elini sen... Elini kim vurduysa dedim. Hep benim üstüme geliyorsunuz. Kim vurduysa ortaya çıkacak dedi. Benim burada herkes de duydu. Koltukta oturan, hatta yeğenin de dahil olmak üzere. Kim vuracak onu ya? Onun kimse zararı olmaz bu ama.
Boynunda para kesesi mi? Orada boynunda adam görmüş de. Aşağıma mı? Yüzüne bak. Adamına gezdim. Kolundan tutup gezdireyim. Bu suç mu yaptım ben? Adamla kolundan tutup gezdirmen suç değil. Şey o gün onun koluna girip gezdirdiğini anlatmamanı soruyorum. Yusuf Bey, ben şansımı bir daha deneyeceğim hiç bıkmadan. Tabii bir şey diyen yok. Sadece sor. Babanla niye kol kola gezdin diye sormuyor kimse sana. Babanla kol kola o gün gezdiğini niye bize anlatmadın? Orada önünde adam görmüş. Adam beni niye görmemişim? Hasan Bey hatta hala elektrikçi gidip kesilmediyse telefon. Benim suçum telefon. Yok. Suçum olsa buraya zaten gelmem. Hasan Bey elektrikçi hala hatta. Kenan Bey'i de bağlar arkadaşlarım tekrar. İsmiyle cismiyle röportajı verdi. O da gezmek suç mu ya? 27'sinde sizi gördüğünü söylüyor. Gezmeyeceğim ben tamam. Gezmesin mi çekeceğim? Allah Allah. Ben, gezmek suç değil ya. Gerçekten. Ben jandarmaya da anlattım durumu. Yusuf Bey bana bir baksana. Yusuf bak. Bey. Babanla. Benim psikolojim bozuldu. Bir psikolojim. Yüzüne bak. Bana bir baksana. Niye bakmıyorsun? Yusuf Bey, bir evladın babasıyla gezmesi suç değil. Aslında. Gezmemesi suç bana sorarsan. Araba dokunuyor aslıyım ben. Bir dinle beni şimdi lütfen gözünü kaçır. Ben size diyorum ki sana da ablan Emine'ye de o da sakladı. Evet. Emine de babasını gördüğünü sakladı. O zaman ben bunu biliyordu. Fahrettin Bey'in de bunu bilmemesi mümkün değil. Yani bu bir buçuk aydır kayıp bir baba Fahrettin var. Bey ve Emine yani, sen onu ne zaman tabii. gördün diye dönüp sormadı mı Fahrettin Bey karısına Fahrettin sanki? Fahrettin Bey ben bunu ondan öğrendim. Sokakta adamlar evet. söyledi. Telefonum yoktu zaten. Tanımadığı dedi. Oradan adamları ben öğrenmiş. Telefonumu vermiştim dedi. Orada da bir şey var. Fahrettin Bey dün diyor ki Salim'den öğrendim. Sonra diyor ki hayır Salim'den öğrenmedim. Telefonum yok. Kimden öğrendin? Sokaktaki bir adam bana dedi ki kayınpederin kayıp. O tanımadı ya, bir adam onun kayıp. Adamı da söylemeyeyim kim? Kimdir onu söylemiş? Burada sanki üçünüzün bildiği ve sakladığı bir şey var. Sanki suç yapmışım gibi üzerime geliyorlar ya. Bir açına ne suç yapmadım ben üzerime geliyorum. Adamı ne diye? Peki Sündüz sence niye böyle bildiklerini anlatmıyorlar bize? Benim suçum yok ya. Suçum olsa buraya gelmem. Sağ bir şey diyen yok ki. Suçum. Ben bulamam sonuçta. Niye bildiğini anlatmıyor. Sen ne panik edin ya? Emine sonuçta bulamam. Emine çarşıda. Niye anlatmıyor Emine bildiğini? Ben ne bileyim kapalı duruyor hiç. Ben ne bileceğim onu konuşurum. İçeri kapalı duruyor. Ben bir şey saklamıyorum. Bir şey mi saklıyor sadece? Bilmem o nasıl olacak. Ben zaten soracağım. Evde bu zaten kaçmışım. Bu üçgenle gezersiniz. Yusuf Bey biraz hatırlasın Emine Hanım'a da bir şansımızı deneyelim bakalım. Emine Hanım sen niye babanla o 25 Aralık'ta elektrikçiye Sündüz gittiğini sen sonra ne biçim konuşuyor orada? Ben ne saklayacağım? Sandığa mı koydun babamı? Ne saklayacağım? La ilahe illallah. Konuştuğu şeye bakın. Allah Allah ya. Ben babam geldi acıktım dedi yemek ye var mı var dedim. Gürcü pancar evet. yapmışım bu sevdiği yemeğe. Ne bileyim ben babamın ne zaman geleceğini. Eskiden sabahta geliyordu çarşamba günü erişince de eğer selah okursa camiye... Gürcü pancarı yapmıştım. Evin üstünde apırması var selah okursa bugün sonra cuma diye geliyor. Ben diye çarşıda ne işim var Göksu'dan da alayım dedi. Çoktan beri geliyordu. Bir geldi Ceylancı Hasan yana götürdü dedi. Yusuf'dan götürdü. Evet. Oturdu siz eve gidin dedi eve geldik biz. Oradan geldik yemek yedik diyor Yusuf. Oradan değil, yemek yedik, bizim evden oraya gittik. Ha. Sonra ne yaptınız oradan sonra? Eve geldim, ben kapkaşı yıkadım. Babam gitti, pazara gideceğim, buradan beri köye gideceğim dedi. Sen niye babanla elektrikçiye gittin Emine Hanım? Beni götürdü, ben gidemeyeyim dedi. Zaten koluna, koluna girdik de gittik de oraya, var. Göremiyor. Araba vurur belki kapıda. Gelirken evine tek başına geldi köyden aşağıya. Yani köyünüzden, dağdan köyden indi. Köyden gelmiş, arabadan inmiş. Arabadan indi. Evden ben evde dururken, yemek yaparken. Bir saniye Emine Hanım. Köyden, ilçe merkezi ne kadar Hasan mesafe? 30 kilometre olmuş. 30 kilometreyi geldi. Minibüsten indikten sonra sizin evinize ne kadar yürüdü? Ya hangi, bizim oradaki mi? İlçedeki merkez. Ya ağır ağır yürüse 20 dakika, yarım saatte yavaş gidiyor zaten. 20 dakika, yarım saatte yürüdü, hiçbir yerden kaybolmadan. Genç adam hızlı yürüdü eve kadar geldi. Yani. Eve geldi, yemeğinizi yediniz, sonra birdenbire gözleri görmedi. Zaten teyzemin, evet. Yusuf Biliye teyzemin oğlu var. Ali getirmiş bizim evin yanına iki kere. Ha yürüyemiyor, bulamıyor. O gün Ali mi getirdi bir onu size? Bir de yeni size? Evler var ya, kafası karışıyor. Ben getirdim dedi, sizin yanına iki sefer getirdim. Benim kızımın evi burada, beni o eve gün, o gün Ali mi getirmişti? Ben hangi günü bilmiyorum, ben bilemem. Kaybolmadan üç gün önce. Belki de o gün kayboldu, bilmiyorum. Üç günü bilmiyorum ben. Salim demeden benim haberim nereden olacak? Ben köyden gelmişim zaten. Emine bilemem Hanım. Ben onu. Yani şöyle... Öncekine Hasan'ın dediği günü. Emine Hanım, Hasan yani Hasan'dan sonra diğer o Kenan'ın dediği gün, Hasan'ın dediği gün evet. Sen eğer o günden sonra babanı cidden görmedinse babanı son gördüğün günü anlatıyorsun şu anda bize.
Eğer babanızı gerçekten o günden ben sonra görmediniz mi? Gerçek Allah belamı versin. Bilmiyor. Tamam, benim bildiğim böyle. Bildiğini anlat. Benim babam ne zaman geleceğini nereden bilirim? Adamın aklı estiği zaman gelir. Ben ne bileyim? Evine geldi, yemek yedik diyorsun ya. Eve yürüyüp geldiyse tek başına 30 dakikalık mesafeyi adam. Sonra birdenbire niye iki evlat biri sağ koluna biri sol koluna girip elektrikçiye götürdünüz onu? Sonra da ya madem bu adam dedi, madem tek başına. Yusuf dedim gidelim dedim geldi. Madem tek başına yürüyemiyor, niye onu tek başına orada bıraktınız da eve döndünüz? Eve gidin dedi, eve pazara gideceğim dedi. Ben de bulaşıkları yıkayım dedim. Yani elektrikçiye yani, tek başına diye. Gidemiyor da pazara nasıl gidecek tek başına? Yani bir de pazardan eşya taşıyacak. Ben zorla mı gideceğim peşine? Hocam bir telefon varmış, onu hemen alalım. Arkadaşlarım tam anlamadı ama farklı bir konudan bahsediyorlar. Bununla ilgili bir komşuları. Emine Hanım'ın bir komşusu hatta. Merhabalar, buyurun. Ne anlatacaksınız bize? Hep suçluyum, sanki Alo, duyabiliyor musunuz beni? Emine Hanım'ın komşusuna sesleniyorum. Televizyonunuzun sesini kısın. İnce Ertuğrul, ben yayındasınız. Duyabiliyor musunuz beni? Arkadaşlar telefonu bir kontrol edelim. Babanız diyorum size Emine Hanım özetle. Tek başına yürüyüp size geliyor da. Tek başına pazara gidiyor. Tek başına bilmem her ihtiyacını görüyor. Ya getiriyorlar getiriyorlar. Ben nereden bileceğim? Yan tarafta oturayım. Yolun kenarında olsam görürüm. Tamam. Getiriyorlarsa diyorum o zaman. O elektrikçiden sonra... Tek başına gidemeyen adamı niye pazara tek başına yolladı? Niye tek başına bıraktınız o zaman onu oradan götürmeye. Sonra? Götürmeye bizi peşine. Götürmeyeceği nerede koyacağım? Zorla mı asılacağım paçasına baba gelin gelin? Götürme adeti yok. Ben kimse istemiyorum diye çoluk çocuğu değil. Ne yapalım? Adam bizi reddetti. İstemiyorum aynen. Dedi. Aynen. Çocuklara sıcaklık vermeye ite burnundan çocuklar ne yapıyor? Bir reddediyor. Birdenbire kabul ediyor. Komşuyu alalım hatta. Suçlu bir çık yok. Ne anlatacak bize? Alo. Allah Allah. Reddediyor bizi. Alo. Telefonda mı bir sorun var arkadaşlar? Peki ne söylüyor özetle? Siz bana söyleyin ya da anlatın ben söyleyeyim. Yalan diye konuşmayayım. Vallahi sakin. Allah Allah. Sevdiymişsin beni buraya. Her birine dizildi. Annen gönderdi beni. Hasan sen evli misin? Yok. Annen seni evlendirmek istiyor mu? İstiyordu. Seni bir Gürcü kızla evlendirmek istedi mi annen? Evet. Gürcü bir kızla. Ne zaman oldu bu? Yeni konuştuk zaten. Ege kayıtlar zaten çıkardı. Ne kadar oldu? 2-3 gün oldu. 2-3 gün oldu. Konuşmuştuk. Bu kızla sen tanıştın mı? Yok tanımadım. Nerede bu kız? Ya o nerede? Nereden mi? Konuşacağız da. Hayır annen nereden buldu o kızı sana? Bizim orada bir Gürcü kadın var ya. Emine Hanım bu kızı nereden tanıdın? Ne zaman konuşuldu bu konu? Tanımadım ya öyle söz geçti. Nereden tanıyacağım bunlar diye Gürcistan'dan. Hatta bu komşu bununla Gürcü konuyla ne ilgisi var anlamadım. Şimdi bize konuşmadık anlatacak. Konuşmadık ki öyle şakalan. Alo. Tamam vazgeç. Alo. Ha merhabalar buyurun. Merhaba İnce Hanım iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Buyurun hoş geldiniz. Ne anlatacaksınız? Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Benim kızım adı İnce. Ay ne güzel Allah bağışlasın. Azmi amcayı bulalım hep beraber iyi olalım inşallah. Eyvallah eyvallah. Bize bir şeyler anlatacakmışsınız galiba. Buyurun. Evet evet. Ben şimdi bunların yakın bir komşusuyum burada. Evet. Şimdi bu Emine. Fahrettin hanımı. Evet. Burada bir Gürcü bir bayan var burada. Yıllardan beri de burada. Bu sahte kimliğine dolaşan bir bayan. Evet. Burada. Bunlar çok sıkı fıkı bunlar. Yani evet. Bayağı bir arkadaşlar tamam, bunlar tamam, yani. Burada. Tamam. Ben bu Azmi amcayı yıllardan önce lokantacılık yaptığı zamanlardan beri tanıyorum. Tamam. Ben bunu. O günü sizin deminki bahsettiğiniz elektrikçi Hasan. Evet. Var orada. O da benim komşum burada zaten. Hı. Ondan burada bu Azmi amca buradan geçerken ayağında yırtık bir eşofmanla sağ yapacağızına yırtık bir eşofmanla geçti oradan. Ondan sonra Hasan bana gösterdi. Ben ondan samimi değilim yani burada. Ondan aradan az geçti, uz geçti. Bu Azmi amcanın kaybolduğunca ben bir ara evde oturuyorum balkonda çay içerken bir tane o Gürcü bayan dediğim evet. Benim takma ismi Lale Gül onun da. Evet. Ben hemen o da yakın. Yani üçgen arasındayız biz burada. Tamam. Bu bayan bir tane valiz aldı. Benim Fahrettin'in dikkatimi çekti bu benim orada. Hani bir
Kayın validesine söylemişti ya hani. Beyaz araba, evet. Beyaz araba demişti. O da bir tane valiz aldılar. Adam Jackson'ın aşağı indi. Bu valizi, bu Gülçü Bayan'a gönderdi. Şu anda Gülçü Bayan burada yok. Nerede olduğunu bilmiyorum şu anda. Ne zaman kayboldu bu Gülçü Bayan? Yani ne zaman gitti? İşte Azmi amcanın kaybolduğu tarihler de yani oralarda yani. Siz az önce bu elektrikçiden alışveriş yaptığı gün Azmi amcayı gördüğünüzü söylediniz siz de, değil mi? Doğru anladım orayı ben. Biz elektrikçi benim yanımdaydı zaten. Biz yanın altındaydı zaten. Yakındız birbirine. Yani 20 metre var aramızda. Oradan elektrikçinin önünden böyle üzerinde yırtık bir eşofmanla kızın evine doğru giderken gördüm onu. Evet. Yalnız mı gidiyordu? Yalnızdı. Tek. Yalnızdı. Evet, yani tek. Ali falan götürmemiş onu oraya. Yalnız gitmiş. Hayır. Peki yok, oradan sonra dönüşünde gördünüz mü hiç onları? Görmedim. Daha sonra görmedim zaten. Ondan sonra zaten Azmi amcanın kaybolduğunu öğrendim ben. Peki bu Gürcü kadının ortadan kaybolmasıyla tam da Azmi amca kaybolduğu günlerde o da gitti yok oldu diyorsunuz. Bir ilgisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Bu oradaki oğlan var, çocuk, Fahrettin çocuğu Hasan, var. Hasan, evet. He. Onun daha önceden de bunun buna bir tane Gülçü sana bayan getireceğini öğrenmiştim ben burada. Ne? Yabancı bir kadın da almıştı. Öyle mi? Daha önce de mi yine böyle? Ama o Azri'yle onlarla alakası yok ki. Yabancı bir kadın gibi. Evet. Yani şimdi ben anlamadım. Bu konuyu bunun konuyla ilgisini ben anlamadım kayıp, ama. Benim eski olayım. Beyefendi ne demeye de çalışıyor? Bunların ilgisi acaba bu kadında bir sorun varsa. Bir reklam arası verelim. Evet, birazdan bu konuya geçeceğim ama Azmi Bayar konusuyla ilgili Emine Hanımların bir komşusu Hasan'ın evlendirilmesiyle ilgili bir konu paylaşmak istedi bizimle. Ve orada yaşayan bir Gürcü hanımefendi varmış. Ve onun aracılığıyla mı bu evlendirme yapılacak? Şimdi telefonu tekrar bağlayacak arkadaşlarım. Hazır mı? Öyle de. Tamam, bir komşu tamamlasın söyleyeceklerini. Alo beyefendi, merhabalar tekrar. Merhaba İnci Hanım. Merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi siz bu adı Lale Gül olan hanımın aracılığıyla Hasan'ın bir evlendirilme işinin konuşulduğunu anlattınız bize. Evet, bir iki sene önce olmuştur bu iş. Bir iki sene önce. Ve sonra evet. Da dediniz ki işte 25 Aralık çarşamba günü ben de gördüm Azmi amcayı. Üstünde yırtık bir eşofmanla işte o elektrikçiden çıkıp gittikten sonra. Ve Azmi amca kaybolduğu dönemde de bu Gürcü Hanım Lale Gül de elinde bir valizle beyaz bir arabaya bindi gitti, o da ortadan kayboldu dediniz. Şimdi... İnci Hanım, buyurun. Ben şimdi şöyle söyleyeceğim size, şöyle izah edeceğim ben bu işi. Şimdi bu daha bir iki sene önce bu Gürcü Bayan'ın zaten bu Emine, evet. Fahrettin Hanım'ı, bu Gürcü Bayan'dan çok samimiler bunlar burada. Evet. Yani sıkı fıkı gelip gidiyorlar burada birbirlerine. Bunlara bu oğlana bir tane kız bulacakmış burada. Zaten bu Gürcü Bayan bir tane sahte kimliğiyle dolaşıyor burada. Yıllardan beri de burada bu bayan. Kafelerde çalışıyor. Burada neyse. Çalışıyor. Zaten karakola gidiyor. İmza atıyor her zaman. Ondan. Şimdi bu Gürcü bayan. Ben Azmi amcayı orada gördüm. Elektrik Hasan dediğimiz var. O da benim çok yakın bir komşum burada. Tamam. Orada bu yırtık beşatmanından orada gidiyordu. Oradan bundan böyle şeydi. Ben Azmi amca da eskiden tanıyorum. Lokaldaki olduğu zamanlardan tanıyorum zaten. Ama öyle samimiyetliğimiz yok. Bizim bundan. Böyle bir geldik, böyle bir gitti. O araları kayboldu bu adam. O araları gitti. Evet. Yani nereye gitti belli değil. Ben bu Yusuf'u da benim komşum, onu samimiyetliğimle onu tanımıyorum ben. Yusuf'u da tanımıyorum. Tamam. Ben sadece Fahrettin'i tanıyorum burada. Peki. Bundan. Peki bu şimdi, Lale Gül Hanım'la bu şeyin bir ilgisi ne olabilir? Niye bunu bize anlattınız? Bir şey yani yok. Niye anlattım? Bu Lale Gül, şimdi burada ben bu balkonda oturup çay içiyorum. Aslında erken kalkan bir adamım ben. Hı-hı. Burada. Tamam. Orada dikkatimi çekti. Geçen günü dikkatimi çekince şöyle kayınvalidesine bir röportaj yaptı ya orada Gülçü'yle konuştular. Evet. O da beyaz bir araba geldi aldı gitti falan filan şeyi vardı orada. Evet. Ondan o benim dikkatimi çekti. Adam direksiyondan aşağı indi başına şapkalı bir adam. Bak orada tam onun şeyinde karşısında şey var. Eşya satan birisi var. Onlar kameradan da görebilirler onları da. Arabada orada. Başka kimse var mıydı? Yani bir sürücü vardı. Yoktu. Evet. İkisi mi tuttu attı? O bayanla, Gürcü bayanla.
O valizi Fahrettin Beylerin evinden mi çıkarttı? Yok. Bu Lale Gül Gürcü bayan. Hayır, valizle arabaya bindi dediniz ya. Valiz büyük müydü? Fahrettin Bey'in evinden mi çıktı? Bunlar önemli. Hayır, yok. Ben sadece evden çıktı falan görmedim. Ben sadece Lale Gül. Takma adı Lale Gül. Valiz büyük müydü bari, onu hatırlıyor musunuz? Büyüktü. İki kişi altında. İki kişi altında direksiyonun aşağı indi. İki kişi, iki bayan. Birisi bayan, yani birisi. Yani bir insanı parçalayabilecek. Yani bir insanın içine sığabileceği bir valiz miydi? Ya büyük bir valiz de iki kişi altında. Büyük, yani kocaman bir valiz. İki kişi taşıyordu. Abi bak şimdi. Allah korusun. Allah korusun ama hani madem anlatıyor beyefendi, ilgisini çekmiş. Evet. Orada şimdi şey sebebi var, vardır anlatmasın. Yer orada koltuk takım falan satan yerinde kamera var orada yani. Bunları görebiliyor musun? Öndeyiz zaten orada. Şimdi ne yazık ki o mağazalardaki kameralar en çok bir hafta tutuluyor ve o kayıtlar siliniyor ama siz Azmi amcanın kayboluşuyla bu Lale Gül takma adıyla yaşayan kadının bir ilgisi olabileceğini mi düşündünüz? Evet, aynı öyle düşündüm. Neden aynı böyle bir şey düşündünüz? Yani Lale Gül Hanım niye böyle bir şey yapsın? Ya da niye şöyle böyle bir şey yapsın? Evet. Bunlar çok paracı bir insan. Burada zaten yıllardan beri burada bu Gürcistan'a gidip geldiği de yok bunun zaten. Ama o zaman da ne? Peki bu Lale Gül Hanım birine bir kız bulduğunda, aracılık yaptığında bunun zaten için para alan biri mi? Evet. Yani Emine Hanım'dan oğlunu evlendirmesi için onunla bir kız tanıştıracaksa bir para alır mı? Valla Emine'den alır mı almaz mı onu da bilemem. Bunu o kadarına şeyde değilim ama onlar çok... Peki bir çok samimilerde oldukları için mi almaz? Yani Emine Hanım'ın evine gidip... Evet, samimi olduğu için almaz. Peki, yani. Peki Emine Hanım'ın evine gidip gelir miydi bu Lale Gül Hanım sık sık? Tabii, ben çok sıkı fıkırlar ya bunlar yani. Peki oturduğunuz yerden hiç o hafta içerisinde, yani valizle gitmeden önce Emine Hanım'ın evine gidip çıktığını, girip geldiğini gördünüz mü? Ben Emine Hanım'ın evini tesadüf biliyorum. Yani yola çok yakındır, bizim caddeye çok yakındır. Ben onların tarafına girmem, çıkmam yani. Benim kişisi çapta üstünde, az içerisi. Lale Gül dediğimizde benim... Samimi olduklarını nereden biliyorsunuz, bu kadar yakın olduklarını? Emine Hanım'la Lale Gül'ün. Lale Gül'ün sonraki almış olduğu kocası benim arkadaşım. Ha. Evet. Peki o şimdi Lale Gül'den haber alamıyor mu yani bir süredir? Ben Lale Gül'ün... Hiç görmedim. Bu zaman hiç görmedim zaten. Emine Hanım, siz Lale Gül Hanım'la görüşüyor musunuz? Kim? Emine Hanım'a soruyoruz. Görüşüyorum ama arada anneme bez evet, almaya yardım etmeye geliyordu. Kasman ondan sonra olmuş. Öyle bir şey yapmaz o. Bir de arabaya panikleniyorlarmış. En son ne zaman gördünüz? 30 yaşından beri burada öyle bir şey yapmaz. En son ne zaman gördünüz onu? Her zaman geliyor. Akşamdan da buradaydı bizde. Nasıl? Dün akşam mı? Evet, her zaman dün. Yok, akşam da buradaydı. Öyle tamam, gelir yani. Annemin bezin almayı yardım eder. Öyle akşam, öyle kadın değil. Kadın çok iyi ya. Sen bu evlilik olayı ben için tanıyormuş. Hasan'a kız bulacakmış evlenmesi için. Para verecek miydin Lale Gül Hanım'a? Yok be, öyle takıldım. Hasan'ın bile haberi yok. Öyle konuşuyor. Nasıl haberi yok? Hasan biliyor. Hatta sonra Hasan biliyor. Hasan senle Gürcistan'a asla gelin almam. Ben öyle konuşuyorum. İki sene önce de bu konuşulmuş. Yine konuşuyor. Onlar değil, başkasıyla yaptı. O bağlantıda değil. O hayır, ama sen az önce bilgin olduğunu söyledin. Hasan'ın haberi yoktu yani. Ya vardı. Annemle arada konuşuyor. Biz mesaj attı bana, yok, cevap vermedi. Yok, öyle telefonda bir şey yok. Kim mesaj attı sana? Kadın. Gelin alamayayım ya. Bir kadın. Saniye, biz Lale Gül sana mesaj attı. Ne mesaj attı? Ara beni, kız bulduk dedi. Kız bulduk. Neyle alacağım? Para yok, pul yok. Hadi az önce ya. Para lazım, para. Öyle fakirin para Hanım, ne? Bakın ya, az önce Hasan'ın haberi yok dedin. Hasan olayı biliyor. O kadının kendisine bir kız bulmaya çalıştığını biliyor. Yok. Lale Gül ona mesaj atmış. Hasan'ın haberi yok. Sonra söyledi anne. Allah aşkına annene söyler misin? Haberi yok Hasan'ın ya. Anne ya, bununla bir alakası
alakası yok. Konuşabilirsin. Bunlar suçlamıyor ki kadını biz ya. Sen istediğini söyle. Kadını hayır, biliyoruz. Ben kimseyi suçlamıyorum. Bildiğinizi anlatıyorum. Niye diyorsun? Hacep zorluyor. Neyini sakin edelim. Kadın dedi sen bana attın konuştun bitti bu. Mesajda var. Sıkıntı yani, yok ki. Sen ne yapıyorsun ki? Bunu anlatmıyorsunuz. Öbürünü anlatmıyorsunuz. Ben sizin konuşmadım. Anlattığınıza nasıl güveneceğim? Her şey sonradan çıkıyor. Kadına ben konuşmadım. Doğru onu konuşmadık mesaj ama. Mesaj attın mı? Bu evli konuyu biliyorsun. Cevap vermiyorum. Biliyorum ben. Konuşmadı. O gül bir şey yapmaz. Ben gül yaptı değil mi? Annem bildiğini biliyor mu? Biliyor. O zaman niye bilmediğini mesela söylüyor? Işte. Sadece bana söyledi. Ben dedim hani güvenmiyorum. Öteki olay oldu ya eskide ama o kararı ayarlamadı. Başkasıydı. O da akrabaydı. O bitti. Ben kapattım konuyu. Bu da var dedi. Anne ben öteki gibi olursa dedim. Boş ver dedim. Öyle konuştum. Zaten kayıtlar belli. Çıkar konuşmanım hep çıkar. Annem dedi olursa olur. Ben de sonra olmaz dedim. Ha sen istersen bir bakalım. Yani annen senin sana bir Gürcü kadının bir aracılık edeceğini biliyor. Niye peki bilmiyorum diyor. Anlatamıyor. Dinlemiyor nesini ki. Nesini anlatamıyor? Bunu anlatılmayacak hiçbir şey yani yok. Yani şimdi öteki olayla belki onu da suçlamasınlar diye korkuyor. Hiç anlatılmayacak bir şey yok. Ya öteki suçlamasın diye korkuyor. Yani kadın iyi bir kadın. Ne ilgisi ya var? Kadın iyi adam Allah aşkına. Yok, her yok, arabayı her bavula giden suçlarsan. Emine Hanım, elektrikçiye gittiğini söylemedin, sonradan anlattın. Anneme diyorum Melike, bildiğin varsa söyle diyor. En son fındıkta gördüm dedin, sonradan işte bir hafta önce babanı gördüğün ortaya çıktı. Şimdi Gürcü bir kadının evlilik için aracılık edeceğini söylüyorum. Hasan bilmiyor diyorsun, Hasan biliyor, seninle de konuşmuş, kadın ona mesaj atmış. Niye bizden bazı şeyleri saklıyorsun? Ne bilirse söyleyelim hani illa ki şu olsun, kim suçlu değil mi? Babamla ilgisi yok, öyle konuştum, alacaktım, neyle alacağım ben, gücüm var. Otomatik demek ki para vallahi verecektim. Paran olsaydı yani para olsa alacaktım. Buradan bu sonuca çıkıyor. Ya bu kadar da ben bir kere kazık yedim. Kazık yedim. Daha da öyle katılmam. Ya kazık kaç lira para anlatamıyorlar. Emine Hanım kaç lira verdiniz o zaman? Bilmiyorum ki ben verdim. 4 lira verdim. O zaman çocuk o dedi. Ben bir şey veremedim ki. Kaç lira verdin? 4 lira verdim. 4 bin lira. Kaç sene öyle varlıklı insan mı sanayım beni? Evime gelsem giremesin bile eve. Bu kadına değil başka bir kadına. Ya bu kadınla aramız yok, şey yok ki bizim. Başkası ayarladı, o da köylüydü. 4 bin lira para verdin, Gürcistan'dan birini getirip evleneceksin. Ya bu Gürcü'yü değil, bu başka ya, o Azeri'ydi. Evlendim gitti. Bu yenisiydi, o da evlendin tam şeydi. Evlendin mi? He? Evlendin gitti mi? Evlendim Azeri'yle. Evli değilim de evlenmedim dedim bana. La Azeri'yle evlendim, bununla dedim. Bununla şeyim yok, o başka bağlantı, bu başka bağlantı. Sen evli misin şu anda? Yok bekar. Ne kadar sürdü, bir sene önce oldu? Bir sene oldu işte. Resmen evlenmedin herhalde. Resmen değil, resmen nasıl evlenebilirsin? Bunu alacaksın, taşı, şeyi alacaksın. Evlendim köşede deyince biz bunu resmi nikah olarak anlıyoruz. Yok, normal yok. Evlilik dediğimiz ya şey ya bu yok. Adamın dedi farklı yöne gidiyor. Öteki eski. Bu başka bir senelik şey. Ondan peki, bir arası peki bu Gürcü ki. Hanım bu evlilik karşılığı kaç lira para istiyor aracı olduklarından Emine Hanım? Yarınla hiç kelime bile konuşmuyor. Sadece mesaj attı, ben cevap vermedim. Para Emine mara Hanım. Yok, para mara yok. Öyle para konuştuk. Öyle konuşmuşlar işte. Benim dedin ya Emine Hanım az önce param olsaydı benim param yok ki dedin Gürcü gelin almaya. Param mı var param neyden alacağım dedin. Mesela bir Gürcü gelin sana bulsaydı aracılık etseydi Lale Gül Hanım kaç liran olsaydı alabilirdin bu Gürcü gelini sen? Alabilirdin lafa bak. Ne kadar çıkmış. Ben sana duruş alırım para yok. Ticaret işimiz. Emine Hanım. Böyle gelirim bir aracılık yok, için. Benim gelirim ya, yok. Bir şey yok. Adam 6 milyon parayla ev mi geçinir? Kızım ben kendim başka alıyorum. Başka bir şey soruyorum. Emine Hanım, babanız kaybolduktan sonra galiba onun baktığı hayvanları satmışsınız. Doğru mu? Satacaklar. Kim bakacak? Hayvanları niye sattım? Mallar, hayvanı yiyeceği yok bir. Evet. Kemrenin içinde yatıyor. Hayvanlar titriyor. Yağmurun altında kim bakacaktı? Ahır yok. Bir söyleyeyim. Zaten o hayvanlar dışarıda yaşıyor. Kim bakacaktı? Parayı kaçıyorlar. Almadım ben. Parayı zaten almadım. Hayvanlar dışarıda yaşıyordu dediniz. Babama veririm dedi. Muhtalana sattım. Köyün muhtalana. Niye satmış hayvanları? Başkalar yerine gidiyor. Adam kız diye. Onun için mi sanırım? Kemal'da da kavga ettiler. İnsan olmuş hayvanlar. Ölürler. Evin içine soktular da tuttular. Tutulmuyor. Sen Kemal'la da ondan kavga ettiler de inek yüzünden boyunu dedem satmıyor. Sağ sola gidiyor. Ondan sonra kavga ediyor. Hayvana süsliğe nasıl tutsaydım onlar? Kim inek? Parayı kim aldı? Almadı ki gerisi. Daha canmamış. Daha canmamış. Emine alacak. Anama bakacak ya. Para almadı. Annene bakmak için mi o parayı kullanacak? Anneye bakmak için mi sattı hayvanları? Anneme bakacak. Para yok. Anneye bakmak için hayvanları sattı. Bez yok, para yok. Neyle bakacağım anneme? Aletin kazandın da acaba? Parası yok, bir şey yok. Neyle bakacak? Aletin kazandı. Ya zaten ineğe bakamaz. Aletin kazana inek verdi, hayvan verdi. Bu an parayı alamadı. Fındıkta vereceğiz, vermedi Aletin kazan. Bunlar geçmiş. Adam İstanbul'da. Aletin kazan. Başka şeylere geçiyorsunuz. Bu konu fazla şeye gidiyor.
Yani kardeşim bu Fahri şey, sen neyle bakıyorsun? Olay nerede? Para araba olayı onu anlatın. Artık ne yaptınız artık? Elbise mi var? Emine şimdi de gariban yaşıyor. İfaz edemeyiz. Aa, nene bile pansumana bile gelen kadın. Ne elbisesi anlamadım. Ya elbisem var mı orada? Umu var. Lale gülün. Ya beyaz konuya hasta gelmeyeceğim. Bahkeden. Öteki kişiden şey. Ama o konuya bakalım. O da araba mıdır? Ne diyorsunuz? Bakın. Şimdi evlilikte ben karıma mesaj attı bana. Ben cevap vermedim. Aram. Hayır orada benim takıldığım nokta senin cevap verip vermemen değil. Sadece annemin sorusu. Annenin bunu bizden böyle bir şey olmadı. Hasan'ın da haber yok diye saklaması. Her şeyi anlatıyorum. Ne? İster adam şurada mı burada de. Buradası. Ne anla hepsini anlatıyor. Niye peki böyle yapıyorlar? Bilmiyorum. Sence niye bir insan bir olayı olduğu gibi anlatmaz? Hiçbirini çözemedim. Hasan bir insan bir olayı niye olduğu gibi anlatmaz? Bilmiyorum ki. Ben anlatıyorum her şeyi. Annen de baban da dayın da olduğu gibi anlatmıyor bize. Bilmiyorum ki ne diyeyim ben burada. Ne anlatalım? Okuma yazmam yok. Şimdi orada olsam düzeltirim. Orada yaşasam düzeltirim. İnsan bir şey niye okuma yazması olmayanların hafızası daha güçlüdür. Zaten beyin mi kaldı? Okuma yazma yani bu bilimsel gerçek. Okuma yazması olanların zayıflar hafızası. Ben de beyin mi kaldı? 25 senede mi uğraşıyorum? Babamız çalışmıyor, çalışmıyor. Eskiden böyle okuyamadık. Babam kömür yakıyordu, fakirlik vardı. Akıl mı kaldı? Koca ordularda çalışıyordu, kazandığımızı babamıza veriyorduk biz. Bu adam işi zor. Neden öğreneceğim? Evlat istemez, torun istemez. Tamam işte okuma yazma olmayanı daha iyi hatırlar geçmişi hep aklında tutar. Yazmayasına gerek yok çünkü. Nereden hatırlayacak? Ben o kadar yoksulluk çektim ki hiç aynı yoksulluk. Yoksullar unutkandır diye bir şey var mı bilmiyorum ama. Kafam da şey mi kaldı? Emine Hanım. Akıl mı kaldı? Emine Hanım. Bu Lale Gül Hanım'ı ben sık sık görüyorum. Akşamdan bize geliyor dedin ya. Mesela o bavulla gittiği ondan gün... bir şey yok. Ondan bir şey bavulla gittiği gün gördün mü sen onu? Bavulla gittiği gün gördün mü sen onu? Ben görmedim, görmedim. Allah'a yemin ederim tamam, görmedim. Bir şey deme, gördün mü? Peki böyle bavulla taşınacak bir ticaret... Karıcı evine. Onun evi nerede size yakın hasta mı? Hasta bakıyor, hasta. O, İki tane yaşlıya bakıyor. O zaman yanındaydı. Bakıyor. O biliyor. Peki böyle bavulla... Ben bilmiyorum hiç. Kim bilirse söylesin. Ben onunla işim yok. Emine Hanım... Lale Gül Hanım büyük bavulla taşıyacak bir ticaret bir şey yapıyor mu eşya mı satıyor? Onu görmemiş ya görmedi o tanıdık bir yer. Yok yok o karı yapmıyor. Daha iki bir sene oldu tanıdığım karıyı ben nereden tanıyacağım bunu? De sekiz. Sekiz yaşından beri buralardaymış. Nereden bileceğim? Ben bu seni tanıdım bunu zaten. Her gün evimizde akşamdan geliyor dedin az önce. Geliyor, dün de geldi. Dün de geldi dedi. Ya akşamdan hasta bakıyor bizim uyanda bizim yoldan geçiyor illaki. Ya geliyor evime geliyor dedi. Bazen eve geliyor, bazen hiç geldi yok karının. Dün niye geldi mesela size? Dün ne için gelmişti? Dün neden size geldi? Ya ev şeyden, iş yerinden uğrayırken yarıma uğrayıyor. Evet, o da yaşlı birine bakıyor. Diye bir şey yaptı yok ki karını. Karı da çalışıyor diye. Bir şey yapmanız, yaşlara yaptığınız bakıyor, değil. Böyle, hep böyle bir şeyi üstünüze akşam çekmeye çalışıyorsunuz. Akşam ne konuştun? Sen onu söyledin. Ne konuştun? Nenemi mi sordu, bizi mi sordu, benim karı için mi geldi? Karıyı ben iftira atamam. Çünkü daha... konuşmadık ki. Ya hiç konuştum ya. Karı anlattı. Ya şimdi ben bunu canımı yaktı dedi. Emine dedi. Ya bir şey anlatamıyoruz. İşte onun için hiç konuşmuyorum. Şey anlatamıyoruz. Ben bazen babamı bile çıkarmayayım. Gerçekten yani. İnce Hanım. Babamla annemi çıkarmayın diyeyim bazen. Anlatamayayım da ben de sıkıyorum. Hep tekrar dönüyor. Kaset gibi. Ben son kez artık bugün bu konuya bir ara vermek istiyorum. Daha fazla artık, yormayalım diye kendimizi. Çok özür diliyorum. Ukardan hiç yorum yapmayın. Emine Hanım. Emine Hanım. Yusuf Bey, Sündüz, Hasan ve buradan giden bir daha geri gelmeyen Meryem. Bir tek ricam şu, 85 yaşındaki Azmi amcayı arıyoruz. Siz aramasanız da ben arıyorum Azmi amcayı. Ben bu Azmi amcayı bulacağım nerede diye. Yani ekibim de arıyor, hep beraber danışıyoruz. Şeref olsun, Allah razı olsun. Ve yok yok bakın bakın dinleyin. Bir tek şey istiyorum sizden. Ben birine bir soru sorduğumda ya da hocaların bir soru sorduğumuzda suçlayarak sormuyoruz. Olay neyse bizi ona anlatın diyor. Çarşamba'da bizi izleyenlere bir kez daha sesleniyorum. Esnafa da çok teşekkür ediyorum. Yani Azmi amcanın 25'inde ve 27'sinde çarşamba merkezde olduğunu onlar sayesinde öğrendik. Ne oldu ne bitti. Ama bu arada şunu da söylemek istiyorum. 27'sindekini sadece köydeki Kenan Bey söyledi. 25'inde çok görgü tanığı var. 27'sinde Kenan Bey'in röportajı var. Acaba 25'inden sonra ne oldu orayı da araştırıyor arkadaşlarım. Başka bilgiler de var ama bugün onları sizinle paylaşmayacağım. Acaba o meseleyi de saklayacağım. Onu yarına saklayacağım çünkü o bilginin önüne bir şey daha eklememiz lazım. Kenan konuşuyor ama bir de muhtarı bağlasana buraya. Muhtar ne diyecek? Beni savunacak. Neyini savunacak senin muhtar? Beni bu adam diye bu basın. Ne diyeceksin sen niye savunsun muhtarı?
Yusuf Bey suçlu musun? Suçlu değilim, ben de o Kenan niye konuşayım? O zaman neyini savunacak? Ne suçlu hocam? Allah biliyor ben suçlu olmaz. Kenan seni suçlamadı ki. Kimse suçlamadı. Kenan seni suçlamadı ki. Kenan seni suçlamadı. Bu basına geziyor. Ama sen oradan bile kendine bir suç payı kaptın. Onunla gezmek suç mu oldu yani? İşte bundan kaybediyor. Gerçekten anlatayım. Siz her şeyde panik. Yusuf Bey, babanızla gezmeniz suç değil. Aynen. Ben babamla o gün gezdim dememenizin... Niye? Niye demediğini soruyorum. Yüzlerinden adam üzerime çullar niye? Tamam Yusuf adam Bey. Buluyor. Tekrar konuşacağız sizinle. Psikolojim bozuldu. Sıdıka Zeylan. 14 yaşında bir kız çocuğu. Sıdıka Zeylan 40 günlük bir bebekken annesi onu da alıp evi terk etmiş. Evi terk etmiş çünkü eşi Mehmet Bey ilk evliliğini yaptı. Gülşen Hanım'ı unutamamış ve bunu da fark ettiği için Sıdıka'nın annesi çocuğunu da alıp baba evine dönmüş. O günden bu yana da Mehmet Bey kızı Sıdıka'yı bir daha hiç görmemiş. Mehmet Zeylan en son 40 günlükken gördüğü ikinci eşinden olan kızı Sıdıka'ya kavuşmak istiyor. Sıdıka 14 yaşında ve Mehmet Bey onu 40 günlükken görmüş en son. Evet. Gülşen Hanım'la bir evlilik yapıyor, ayrılıp tekrar evleniyorsunuz siz, evet, değil mi? Tamam. Kızı yaşadığını biliyor mu? Şemer'im ilk eşim, 2000 yılında evlenmiştim. Evet. 2004'ün 11. ayında biz Gülşen'le bir şekilde ayrıldık yani. Ayrıldıktan sonra 2005 yılına kadar ben öyle geldim yani bekar olarak. 2005 yılında benim isteğimin doğrultusunda olmadan bir evliliğimiz oldu tekrardan. Yani açıkçası çok da bir şey bakmıyordum evliliğe. Evet. Onun doğusunda evlilik olunca bir sene sonra bizim tekrar kızımız oldu. Sıdıka doğdu 2006'da. Sonra? Çocuk doğduktan 40 gün sonra annesi evine gitti. Ve o zamandan bu zamana kadar hiç görmedik biz kızı. Çocuğa benim öldüğümü söylemişler zaten. Çocuk benim şu an var olduğumu bile bilmiyor yani. Sıdıka kimin yanında? Bunu çocuk o yaşına kadar zaten dededeymiş ama biz hep annede diye biliyorduk. 4 yıl önce bundan ben öğrendiğimde çocuk dedenin yanında kalıyordu yani. Annesi de büyütmemiş. Annenin yanında değildi. Yani Sıdıka'nın annesi de, evet, babası da hayatta. Ve her ikisinden de mahrum bir şekilde büyüyor. Tek başına büyüyor bu çocuk. Evet. Peki hiç uğraşmadınız mı, gayret etmediniz mi 40 günlükten sonra çocuğu görmek için, peşine düşmediniz mi? Ben ondan sonra hocam uzun bir süre gurbetlerde çalıştım. Yurt dışına gittim, İstanbul'da çalıştım, Ankara'ya geldim. Hep inşaat üzerinde, inşaatlarda çalıştığımız için bir türlü uğraşamadım yani. Fotoğrafını buldum, evet. O gün hissettiğim şey vicdan azabı vardı. Hasreti çoktu. Ağır basıyordu. Aynı zamanda benim evimdeki şu an ortancı kızıma çok benziyordu yani. Kendisini öpmek, sarılmak, koklama isteği bayağı bir üzerime geldi. Kayınpederiyle canlı yayında yüzleşti. Ben 20 günlükken çocuğumu getirdim. 20 günlük? 20 günlükken. 40 günlük. Tam 40 günlük. Kızı çıkmıştı gittiğinde. Bana kızım telefon etti. Gel baba beni çek götür dedi. Yanına vardım kızımın, dedim ki niye kızım, dava ne dedim. Bu dedi eski hanımının boşadığı hanımın yanına gideyim. Ben de kendimin sözüne karşı. Bak ben de kendimin sözüne karşı çocuğumu aldım geldim. Sizin yanınızda mı büyüdü, annesinin yanında? Benim yanımda büyüdü. Babasını sorduğunda ne diyorsunuz Sıdıka'ya? Şimdi akli etmeden özgür dedik biz. Öldü mü biliyor cidden? Bunu yapmaya ne hakkınız vardı peki? Mustafa Bey babasıyla görüşmesine karşı mısınız? Karşıyım. Peki mahkeme bilir o işi. Mahkeme her ayın ilk cumartesi bana görme hakkı verdi çocukla. Kızını yuvaya mı vermek istedi? Çocuğunu görmek istiyor. Çocuğunun velayetini istemedi mi Mehmet Bey o dönemde? Sıdıka'nın velayetini. Hayır. İstemedi. Ne dedi peki yani? Kendisi işte görmek yuvasına, çocuk yuvasına tak çocuğu dediler. Nasıl? Kim dedi? Kendisi de dedi, annesi de dedi, ablaları da dedi. Ne yaşanmışsa yaşanmış, ne olmuşsa olmuş, ne duymuşsak ya da siz ne duymuşsanız duyulmuş. Geride kaybolan bir 14 yıl var. Ve biz bir 14 yılları daha kaybetmemek adına kızımızı görmek istiyoruz. Bu da bizim en doğal hakkımız. 14 yıllık evlat hasreti sona erecek mi? Şimdi o gün yayına işte Sıdıka'yı bağlanan dedesi katılmıştı ve velayetin de anneanneye verildiğini söyledi. Ama bugün Mehmet Bey zaten o belgeleri aldı getirdi, hocam, evet, da değerlendirdi. Aslında Sıdıka'nın velayeti hala kendi annesi. Aynen, mahkeme yani kararıyla zaten velayet anneye bırakılmış. Babayla da şahsi ilişki yani görüş günleri tesis edilmiş. Hatta çocuk çok küçük olduğu için de gece yatıda görüş izni verilmemiş. Sadece, evet, gün içerisinde
4-5 saat. Cumartesi günleri 9-17 arasında. 9-17 arasında bir görüşme izni verilmiş. Yine dini bayramların ilk günü tabii aynı de, saat ve her yıl 1-15 Temmuz. Bir evet. de aynı yaz tatillerinde görebilirdi. Tabii bu çocuğun yaşı büyüdükçe bu görüş günlerine ilişkin detaylar biraz daha artar. Çocuğun bu velayetin anneden kaldırılması için çocuğun bir veli adayı daha var bakın. Şimdi bu veli adayına tebligat yapılmadan, üzerinden velayet kalkmadan verilemez anne annesine. Böyle bir şey yapılamaz. Şimdi yapılmış tabii ki olsa biz... bile bir tebliğ hususunun gelmedi olmuş olması. Gelmedi hocam, tebligat gelmedi yani. Hiçbir şekilde o zaman hala bu velayet düzenlemesi geçerli. Ve Pınar çocuğu oraya bırakırken misal dede bizi arayıp bize bilgi verebilirdi. Şimdi 2,5 yaşında bu da olsun, bakın, velayet... Ama Mehmet Bey siz kendi bize evladınızın peşine düşeceksiniz. Boşanmışsınız hemen arkasından tekrar ilk eşinizle ikinci evlilik yaptığınızda aramamışsınız evladınızı. Kendiniz söylediniz 10 yıl boyunca aramadım doğru diye. Doğru da aramadım ama o süreç içerisinde ben oraya gitseydim zaten yani bu ne bir şekilde ki? Karşılaşmazdık hocam. Yani o da dövüş çıkardı, kavga olurdu. Yani adam Gülşen hala bile dedi ki, onu savunuyor yani. Kabul ediyorum dedi, eşim dedi yani bu konuda biraz uzak kaldı. İşte hep dışarılarda çalıştık. Biraz da sanki Gülşen'in teşvikiyle de buradasınız gibi hissettim ben aslında. Ya şimdi kızımı aramak için buraya gelmemin teşviki evet Gülşen. Gülşen. Yani o günlerde bununla ama ilgili takipte bir eksiğiniz söz konusu. Ondan öncesinde ben mahkemeye sürekli gittim ama kapıdan hep geri döndüm mahkeme kapısından yani. Nasıl mahkemeye gittin? Niçin mahkemeye? İcra mahkemesine vermek için gittim çocuğu görmek için. Gittin verdin mi ne oldu? Ama oraya gittiğim zaman çocuğun psikolojisi bozuldu. Çünkü jandarma, polis o şekilde biz gidip çocuğu alacaktık. Başka türlü göstermeyecekler. Normal bize. Yollarla gitmeyi denemedin. Normal yollarla zaten göstermezler yani. Kapısına ama hiç gitmedim görmek için. İcrayı da denemedin yani çocuğun psikolojisi. Gitseydin ama hiç gidilmemiş. De göstermeselerdi insan çocuğu için kavgayı göze almayacak da ne için alacak? Çünkü bu da bir insani durum. Kavga etseydim tamam dediğiniz doğru da. Yani öbür şekilde de mahkemeyle gitseydim. Beni öldü biliyordu zaten. Bir de çocuğun yaşı küçüktü yani. 10 yaşında, 8 yaşında bir çocuğu polis de bu ben senin baban diye karşıma çıkaramazlar. Mehmet Bey bu bağı en küçük yani yaştan kursaydınız zaten. Zaten. Hiç buna gerek kalmayacaktı. Şimdi bunları 14 yaşına gelen bir kıza nasıl izah edeceksiniz? Asıl sorun o yani bunca evet. yıldır baba neredeydin sorusuyla karşılaşacaksın. Şimdi o gün burada bazı iddialar vardı. Mustafa Bey'in anlattığı dedi ki dede Mustafa Bey, Mehmet Sıdıka'yı yurda verilmesini istedi. Bize bunu halası da babaannesi de böyle söyledi diye. Ve Mustafa Bey hatta şu anda dede ama asıl önemli olan Sıdıka'nın annesi hatta. Sıdıka'nın annesi hatta. Ben önce onunla konuşmak istiyorum. Merhabalar. Merhaba Nedim Canım. Nasılsınız? İyiyim hamdolsun. Siz nasılsınız canım? Ben de iyiyim. Sıdıka'nın velayeti sizde mi, annenizde mi? Benden canım. Sizde. Peki Sıdıka kimin yanında büyüdü? Benim yanında büyüyor. Kışın okula gidiyorum canım. Evet. Hafta sonları tatilde, yaz tatilinde benim yanında kalıyor. Yaz tatillerinde senin yanında kalıyor. Evet. Şimdi Sıdıka'nın babası burada. O gün babanıza sorduk ama size de sormak istiyorum. Sıdıka babasıyla ilgili ne biliyor? Ona ne söylediniz? Sıdıka'ya ben hiçbir kelime söylemedim İnce Hanım. Annem de babam söylediler. Ne dediler? İşte anlatalım hep bunu söylediler kızıma. Hı hı. Önce öldü dediler, ben, sonra yaşadığını söyledi. Evet. Ama ben kızıma hiçbir kelime söylemedim kızıma babasıyla ilgili. Kötü bir kelime söylemedim. Babasıyla ilgili size bir şey sormadı mı hiç Sıdıka bugüne hiç kadar? Hiç sormadı, sorduktırmadım kendisini insanım. Büyüsün, aklı yetsin, ona göre öğrensin dedim. Ama bu çocuk okula gidiyor, arkadaşları var, onların babaları var. Onları gördüğünde, sen tekrar evlendin, çocukların oldu. Onları gördüğünde, benim babam nerede diye hiç sormadı mı? Mümkün değil sormadı. Sormadı canım, hiç sormadı. Nasıl bir çocuk Sıdıka? Çok zekalı, zeki. Yani anlayışlı bir çocuk. Peki içine kapanık mı? Biraz içine kapanık. Çok şey. Duygularını anlatabilir mi? Anlatabilirim canım. Yani şey paylaşır mı anlamında söylüyorum. Yoksa kendi paylaşır. İçinde mi yaşar? Paylaşır. Benle paylaşır. Anneannesine paylaşır. Arkadaşlarla paylaşır. Kaç çocuğunuz var şu anda? 3 tane canım. Allah bağışlasın. Siz tekrar evlendiniz. 3 çocuğunuz var. Evet. Eski eşiniz Mehmet Bey tekrar Gülşen Hanım'la evlendi ilk eşiyle. Onun da 3 çocuğu var. Ama evet. arada bir Sıdıka var yavrum. Anne baba hayatta. O anneanne dedeyle büyüyor. Tatillerde de senin yanında. Evet. Şimdi
Bir kere sizin evliliğinizin bitmesi konusu var. Burada Mehmet'in ve eşi Gülşen Hanım'ın reddettiği bazı şeyler var. Ne yaşandı, ne oldu? Gerçekten evliyken Gülşen'le görüşüyor muydu eşiniz, o dönemde eşiniz olan Mehmet Bey? Görüşüyordum canım. Nasıl yani, bundan emin misin? Eminim, ciddiyim, eminim. Çünkü görüşüyordum canım. Aslında en başından başlayalım. Sizi istemeye geldiklerinde. Beni Mehmet'in, istemeye geldiklerinde. Ha, evet, oradan anlatın lütfen. Anlatıyorum canım. Beni istemeye geldiklerinde ablası, abisi, annesi ve kendisi vardı. Kendisi de vardı. Evet, kendisi ben gitmedim vardı diyor. İlk yalan gittiklerinde ben canım yoktum abla. Ha? İlk gittiklerinde ailem gidik. İlk istediklerinde ben yoktum. İkincisinde bak, birbirimizi görmeye. Bir saniye bak, ben dinler misin? Bir saniye susar mısın? İlk istemeye geldiklerinde ablasıyla abisi kendisi geldi canım. Usta konuştum. Kendisi de gel. Evet, sonra? İkinci dönemde de kendisi, abisi, ablası, annesi geldi canım. İki seferde de vardı yani. İlkinde evet yoktum. İkincisinde vardım. E niye yalan söylesin? İlkinde yoktum. Ablam da bağlanabilir. İlkinde ben yoktum. Ben ikincisinde vardım. İkincisinde bak, ilk defa görmeye gittim. Birincisinde vardı yoktu, ikincisinde vardı canım. Ha, birincide bak yoktu, ikincide vardı. Ben evet, evet. Tamam, evet. Konuştular. İşte belki evli olduğunu söylemediler önce. Evli bir çocuğu olduğunu söylemediler. Peki sen evlendiğinde mi öğrendin daha önce Mehmet'in evlendiğini ve bir çocuğu evet, olduğunu? Ben evet, ben sonra İnce Hanım evet evli olduğunu, boşandığını, bir kız olduğunu öğrendim. Yani onda da bir aylık hamileydim. Hamileyken öğrendim bunu. Evet. Mehmet söylemedin mi? Dedim. Yani kadıncağızla evleniyorsun, ben daha önce evlendim, bir çocuğum hiç, var. Hiç söylenmez mi bu ya? İnce Hanım ben onu zaten bir kere gittim de gördüm orada. Ya bir kere görme, evlenmişsin artık. Çekleri geri geldik. Ondan sonra bir daha hiç görüşmedik. En önemli bir aylık şey. Bir aylık hamileye olana kadar yani nasıl görüşmediniz olmaz. Ben hocam bir yani kere istemeye, yani bir kere ailem gitti. İkincisi hayır, de bir aylık hamileyken öğrendim diyor. Hayır, yani bir görüşmeyle o zaman söyledim mi zaten. Evlendiğimizde söyledim. Evlenmeden önce bir bilgisi ama yok. Ama bunu yani evlenmeden niye önce söyleyeceksin. Yani isteme anında zaten. Yok hocam. Bir telefonla bağlantı yap ya da bir telefonla gelme görüşme şansımız yok Mehmet zaten. Mehmet Bey, birinin kendisi kızını istemeye yani gidiyorsanız siz aileniz önce, hatta birileri aracı olmuştur. Derler evet ki bu kişi daha önce evlendi, ayrıldı. Bu suç değil, günah değil. Ayrıldı, bir çocuğu var. Karşı tarafa ben böyle düşünmüyorum derse gitmezsiniz, hiç tanışmazsınız ya da buyursun gelsinler der. Hiç söylenmemiş ya, gencecik bir kadın. Yani Pınar ben kaçın bir çocuğun söylenmediğini biliyorum ama. Evet, anlat lütfen, sonra ne oldu? Ama yani hiç bilmedin, bir aylık hamileyken nasıl kızım öğrendin evet bunu? Bir saniye İnce Hanım. Sonra bana dedi ki ne, niye ayrıldınız dedim. İnce evet Hanım. Evet. Niye ayrıldınız dedim. Dedi başka bir adam. Yalan için konuşun yani. Bana. Öyle bir konuşmamız hiç geçmedi. Boş geçti yere yalan konuşmasın. Yalan söylemez çünkü ilk eşimden dedi. Onun için boşalım dedi İnce Hanım. Yemin ederim ki bunu. Pınar boşuna iftira atma hiç. Hiç iftira atma yok. Bunu sen kendin söyledin. Benim ben seninle hiçbir şekilde zaten konuşmadım. Evin içinde bile doğru gün konuşmuyordum. Hayır, annene söyledi bunu. Bir saniye dinler misin? Dedi ki ne bana, çocuk ne olacak Mehmet dedim. Dedi ki ne? O da benden olduğu şüphesiz dedi. Ne dedi? Benden olduğu çocuk, ilk kızı benden olduğu şüphesiz. Benden ondan bilmiyorum dedi. Başka da ne yani olduğunu bilmiyorum dedi. Kolayı tatlı yerlere çekiyorlar. Nasıl yani. Gülşen'le çok olan evliliği yani kastetti? Anlamadım evet ben. Senin kendi çocuğunu mu ilk hayır evlilik? Gülşen'den olan çocuğunu ben kendisine benden olduğu bile şüpheli demişim yani. Siz evet ona cevap verebilirsiniz Mehmet Bey. O da onun iddiası. Siz de cevabınız, cevap hakkınızı ben kullanın lütfen. Ben ikisinden beri imcanı dinliyorum. Evet. Dinliyorum. Siz susunlar lütfen. Ben söyleyeceğim. Peki sonra? Evet. Bana bir çocuk ne olacak Mehmet dedim. Dedi ki de bana benden mi ondan olduğu şüpheliyim dedi. Sesimi çıkartmadım. Zaten evliliğimiz 3 ay sürdü. Eve ne gelmedi, eve bakmadı, bana bakmadı. Sürekli içki içip eve çiğnerek, sinirli geldi eve bana. Yanımda çünkü bana Gülşen Gülşen demedi yatarken de. Hiçbir zaman demedi. Gülşen söyle Gülşen söyle hiç kesinlikle demedi. Evet. Onu da yalan söylüyor kendisi. Yani uykusunda sayıklıyormuş ilk eşini kesinlikle falan, o yüzden canım, öyle bir şey kesinlikle yok. Yalan söylüyor kesinlikle. Sen doğru söylüyorsun. Baksana. Bunu kesinlikle nereden duymuştun sen Gülşen? Ben yani hep dediğim gibi ilk konuşmayı yaptığımda da hep bendeki şeyler kulaktan durma. Ama ben sana kim anlattı uykusunda Mehmet mi hani dedi uykumda an senin adını sayıklıyormuşum diye?
Hani bunları çok uzun yıllar önce duyduğum için ben şu an Mehmet ya da hani o kadar göre, çok şey duydum yayında ki. Yayında anlattığına göre artılarda, eksilerde. Sana Mehmet mi dedi? Ben evlendim onunla ama hep seni sayıklıyordum, seninle karşılaşıyordum diye. Ya o mu bu, dedi? İsmini sayıkladı. Kelimesini şu an gerçekten hani ya net değilim. Bunu aklında tutup bize anlattığına göre kimden duyduğunu biliyorsun Gülşen. İnce Hanım hani çok uzun yıllar önce olduğu için 13-14 yıl önce duyulan bir şeyi kimden duyduğunu gerçekten somut olarak hatırlayamazsın. Gülşen, bir adamdan boşanıp tekrar onunla evleniyorsan, bir adam sana ben ikinci eşimde de hep seni arıyordum, hatta uykumda bile senin ismini sayıklamışım demişse bunu insan ölene kadar unutmaz. Ya da annesi dediyse de ölene kadar unutmaz. Aynen. Yok, ama kaynademden duymadığım kesin ismini söylemek yani istemiyor Stıkan'ın annesi. Diyor ki böyle bir şey yok. Peki Gülşen Hanım'a gidip geldiğini söylüyorsunuz siz. O görüşmeler ne zaman başladı? Eve sahip çıkmadı diye iddia ediyorsun Mehmet'le ilgili. Bakmadım ondan, yani size. Kızın, bebeğin kız olduğunu öğrendi İnce Hanım. İnce Hanım. Evet, dinliyorum ben seni, dinliyorum. Bebeğin kız olduğunu öğrendi. Temelli alakayı kesti benden ilgili. Öğrenince kız olduğunu temelli alakayı kesti. Cinsiyetini öğrendikten sonra mı yani? Hayır, alakası yok. Ne anlatıyor? O kadından görüşüyormuş. Eve bakmadı. Eve yapmadı. Ses biraz boğuk, ben anlamadım. Bebeğin kız olduğunu öğrenince ne oldu? Anlamadım orasını. Yani temelli benden alakayı kesti. Ha yani kız çocuk olduğunu öğrenince uzaklaştı iyice senden. Evet. Sonra da İnce Hanım doğumuma az kalmıştı. Evet. Para yok, pul yok. Yine şey yapmadı. Elindeki alyansını sattım. Neyi sattın? Alyansımı. Doğumun sattım. İçin alyansını mı sattın? Evet, sattım doğuma doktora, dedim ki de senin durumu yok, doktor bey durumun hayır, yok dedim. Hayır, biz alyans satmadık. Doğumda sattım, var mıydın? Evet, söyleme. Doğumda vardım, ben yanındaydım. Doğuma da ben götürdüm. Alyansını sattım İnce Hanım, lütfen sesini kesmesin. Alyansını sattım doktora, dedim birim geçiyor. Doktor bey dedim, birim geçiyor dedim. Doğumunu alabilir misiniz? Doğuma aldı. 20 günlük bebekken ailemi arıyor. O şahıs. Evet. Diyor ki evime haciz geliyor diyor. Şöyle paraya ihtiyacım var diyor. Ve hepsini dolandırıyor. Babam enişten vermiyor. Annem de vermiyor. Öbür enişten kredi kartından kendisine para veriyor. Neyse Gülşen'le beraber kaçmak için planlıyormuş. Bir saniye. Şimdi bunları, bir iddialara cevap versin de hanımefendi bir hatta kalın lütfen. Aynen. Çünkü söz vermek zorundayım. Mehmet Bey, orada önemli iddialar var. Evlendik, bana bakmadı, evine sahip çıkmadı diyor. Kız olduğunu öğrenince iyice benden uzaklaştı diyor. Doğum için para vermedi, alyansı satmak zorunda kaldım. Paramız yoktu diyor. Sonra da ailemi dolandırıp onlardan para aldı. O parayla Gülşen'le kaçtı diyor. Gülşen'le kaçtı. Şimdi canım, ailemden bağlanan var mı şu an telefonda benim? Efendim? Ailemden bağlanan var mı? Sen önce bir kendin cevap ver. Ben kendisini şu an söylediği olanların hiçbirini yapmadım. Yalan konuşuyor yani. Şu an üstümüze direkt iftira atıyor. Sen bu kadar iftiraya atıyorsun. Peki o zaman ben sana yemek konusuna eve geldiğimde bakmadı diyorsun ya. Pilav kazanı neden yere attın? Pilav kazanımı, geçen sonra kesinlikle gider pilav kazanımı, ne bir saygısızlık, ne de bir şeylik yaptım ben. Yalan sonra söyleme, sen pilavı döktün, ben de senin kafana kuru fasulyeyi geçirdim. Abba yalana bak sen, yani sen... Yani bu kadar iftira atıyorsun, bari düzgün bir şey söyle. Cacım, yalan söyleme, öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı. Bir şey yapmış hocam. Öyle bir şey olmadı. Yalan, yalan konuşuyorlar. Çünkü dede o gün çıktı yuvaya vermemi söyledi. Bu çıktı ailemden Paris dedi diyor. Evet, ben ailesini bu zamana kadar hiçbir zaman aramadım. Tamam ben yokluk çektim. Para, şimdiki eşimin ailesini bile ben parayı hiç aldın mı yani? Borç falan aldın mı yakınlarından? Hiçbirinden borç para almadım. Ne iş yapıyordunuz Mehmet Bey o dönemde? Ben inşaatçıydım aynı zamanda. İşleriniz düzgün müydü o zaman? İyi mi gidiyordu? Yani yürümeye gibi insandım. Çok da düzgün bir kişi değildi. Ama öyle... Doğum için alyansını satmadı, şunu satmadı bir şey yoktu çünkü bizim yeşil kartımız vardı. Şimdi bir kimseden para almadım diyor ve şeyde diyor ki Sıdıkan'ın annesi de annem babam vermedi ama eniştemden diyor para aldı diyor. Eniştem dediniz evet, değil mi? Eniştesinden evet, para alınmadı. Bak orayı söyleyeyim. Eniştesinin kredi kartı vardı. O evet, zaman benim telefonum yoktu. Eniştesinin evet, kartıyla biz telefon aldık. Enişteyi bağlayalım arkadaşlar. Hatta mı ve enişte? Ve telefon aldıktan sonra zaten bir ay sonra, iki ay sonra biz hatta Pınar'la ayrıldık. Levent yani. Bey. Levent Bey. Buyurun. Merhabalar, televizyonun sesini kapatır mısınız lütfen? Telefondan konuşun benimle. Alo. Levent Bey, şimdi diyor ki Sıdıkan'ın annesi, yeğeniniz, eski eşim Mehmet diyor bana bakmadı, hatta ailemi dolandırmaya kalktı, eniştemden para aldı diyor. Böyle bir şey oldu mu? Evet, kredi kartından para çekti. Kredi kartından para çekti, evet. Evet.
Telefon almış ve sonra size ödemiş. O mu? Sonra da vermedi. Abisi verdi geri geldi. Senedi imzaladı abisi. Levent Bey, sizin telefonunuzun sesi gidip geliyor. Bir sabit bir yerde durabilir misiniz? Şu anda çalışıyorum ya. Şey yapalım, arkadaşlarım bir alsınlar sizi hattan, tekrar bağlasınlar. Sadece şey mi, telefon almak için sadece mi? Sadece telefon alındı, kendisinin katiliyle elden evet. Nakit para bile vermedi. O süre içerisinde zaten biz ayrıldık Pınar'la, o evet. Anda ayrılmıştı. Parayı ödeme konusuna geldiği zaman bizim bir evimiz vardı. Orayı satıldığında abim kendisine zaten o parayı ödedi. Sadece telefon parası. Evet. Başka onun haricinde ailesinde herhangi bir şekilde para Levent alınmadı Bey, yani. Levent Bey, duyabiliyor musunuz beni? Evet, duyuyorum. Sadece diyor, onun kredi kartıyla telefon aldık. Biz de diyor boşandıktan sonra benim abim o parayı ödedi Levent Bey'e diyor. Mehmet Bey. Abisi evet vermediydi, vermedi. Abisi sonra bayağı bir zaman geçti, 7-8 ay mı geçti acaba? Öyle bir şey geçti. Ondan sonra abisi verdi. Ev o zaman sattı. Sadece cep telefonu mu alındı? Yani başka bir para aldı mı sizden? Para çekti, kendi kredi kartından. Yani Levent ayrıca... Ben senin kredi kartında ne para çekeceğim? Senin kartın cebinde mi dolanıyor? Ben konuşma sen. Yalan diyorsun. Yalan. Sakin olun. Yalan. Levent Bey, konuşmalarınıza dikkat edin. Sadece şunu söyleyin. Sizden Mehmet gerçekten ya, para aldı mı? İnsanı işte... tutturun. O insanın insanı. İnsanı tutturun. 14 sene sonra ne demiş bu insan? İnsan peki ben ya. Seni aradım da resim istedim de. Sen bana ne cevap verdin resim için? Dedem ver ki, dedesi vermiyor. Alabiliyorsa gelsin, sıkıyorsa alsın demedin mi? Seni ne zaman aradım ben ya telefon için? Sen, anneni sen arasana. Öyle konuş. Terbiyeli konuş. Sen 14 senedir çocuğuma sahip çıkmadın. 20 günlüktü, 20 günlük. Daha 1 aylık bile mezarlık. Yalan konuşma. Çocuk 20'de 40 günlüktü. Ya bir saniye ya, böyle konuşmayın da. 20 günle 40 gün çok fark etmiyor da. Fotoğrafı ne zaman istedin Mehmet Bey? Ben fotoğrafı şeyden önce, okulumdan önce bulamamıştım. O anda Levent'i aradım. Evet. Ta ailesinin evine gittim. Düzce'de oturduğu evini biliyorum annesinin çünkü. Levent'in numarası istedim. Ne yapacaksın dedi. Dedim Levent'i arayıp resim isteyeceğim. Aradım kendisiyle de insan gibi konuştum. Dedim Levent bak ben çocuğumu zamanında görmedim. Haklılar. Göstermediler. Tam ya ben gelmedim. O konuda bir şey demiyorum. Ama dedim bana sadece... Bir resmini gönderin ya, bir resmini gönderin, resmini göreyim yani. Evet. Üç gün sonra Levent beni aradı, ben dedi kayınbabamla, yani dayımla konuştum dedi, dayım bana diyor ki ne dedi. Ben resim vermiyorum, alabiliyorsa kendi gelsin alsın. Beni bu şekilde tehdit ederek geri durdurdular zaten. Levent Bey. Buyurun. Bunun konuşması da eğer çok şeye gidelim. Çıkartılabilir yani. Söylemeyin de, fotoğraf konusunu duydunuz herhalde anlattığını Mehmet Bey'in zaten. Fotoğraf istemişti evet. Bir ara fotoğraf istemişti. Evet. Çocuğunu mahkemede kabul etmeyen bir insan fotoğrafını ne yapacak? Kendisini kabul etmeyen, çocuğun kendisini kabul etmeyen fotoğrafını ne yapacak? Kabul etmeyen derken ne demek istiyorsunuz? Mahkemede gelmedi. Yok hocam. Mahkemede çocuğu kabul etmedi. Yani... Kabul etseydi babaya veriydi zaten çocuğu mahkeme. Bebeği ya velayetini istemedi yaşta, demek. Bebeği yaşta bir çocuğu kendini hiçbir mahkeme babaya vermez bir yaşındaki bebeği. Nasıl? Bir yaşındaki bebek ya esirgeme kurumuna gider ya annesine gider. Babaya verilmez, mümkün değil. Tamam babaya verilmez o zaman. Kabul etmedi ben niye? Yani kendi kabul etmediği bir şey yok orada. Bu arada boş... Kabul etmez zaten. Boşandıkların... 14 senedir nerede bu insan 14 senedir? 14 senedir çocuk büyümüş, riskiye gidecek. Çocuk kendi bu saatten sonra çıkmış, daha çocuğum çocuğum değil. Levent Bey hatta kalın lütfen. Levent Bey hatta kalın. Sıdıkan'ın annesi de hatta. Sevgili seyirciler, Antalya'dan geldi Vahibe Koçak, kızını aramak için geldi. Mersin'den geldi, özür dilerim. Kızı Mersin'den Antalya'ya yaşamak için gitmişti. Ve Antalya'da yaşayan kızını aramak için geldi. Aslında baktığınızda 32 yaşında yetişkin, işinde gücünde olan, işte kendi düzenini kurmuş bir hanımefendiyi arıyoruz. Evet, aynen öyleydi. Hiçbir, yani arasımızda bir problem yoktu. Ne bileyim yani bir ailemizde sıkıntı yoktu. Arkadaş gibiydik. Neden böyle yapıyor? Son 8'inde benden para istedi. Anne dedi çok durumumuz sıkışık dedi. Ben 300 lira para gönderdim. O gün akşam dedim ben sana dönerim. Şimdi müsait değilim dedim. Neyse akşam dönüyorum telefon kapalı. 3 defa 4 defa kapalı. Sabah döndüm mesaj attım kızım. Ne olursun bana dön. Mesaja niye hiç bakmıyor?
Bayban Hanım, en baştan anlatalım. Kızınız 32 yaşında ve evet, üniversite mezunu. Evet. Çalışıyordu değil mi? Aynen. Nerede çalışıyordu? Otelde çalışıyordu. Bir otelde çalışıyordu. Evlenmiş miydi? Yok, hiç evlilik yapmadı. Yalnız mı yaşıyordu? Yok, bir kız arkadaşı vardı. Onun evet, önce ablasıyla yaşıyordu. Onunla tanışınca otelde ayrı eve çıktı ablasının yanından. Ondan sonra da işte hatta Kasım'ın 9'u muydu, 10'u muydu? Anne biz ev taşıyacağız. Gelip yardım eder misin? Biz otelden evi taşıyamıyoruz dedi. Bu birlikte evet, aynı evde kaldıkları kız arkadaşıyla kaç evet, yıldır tanışıyorlar? 6-7 yıldır çalışıyorlar. Önce Mersin'de çalışıyorlardı beraber evet, bir kafede çalışıyorlardı. Ondan sonra o beynini mi artık yıkadı? Nece Antalya'ya gidelim? O önceden Antalya'da çalışmış. Yani aynı evde ne zamandır birlikte yaşıyorlar? 3-4 sene oldu. 4 senedir o kızla birlikte. Evet. İkisi birlikte yaşıyor. Başka kimse var. Bir de kızı var, var kadının. O kadının bir de kızı var. O kaç yaşında? 18'e girecek diyorlardı. 18'e girecek. Lise son yani. 3-4 yıldır senin kızını aldı, onunla tanıştıktan sonra Mersin'den Antalya'ya götürdüler. Evet, aynen. Antalya'da, aynen, Manavgat'ta bir ev evet, tuttular. Aynen öyle. Sonra bu Manavgat'taki evi taşımışlar bir süre önce, Manavgat'ta başka eve taşımışlar aynen, galiba. Oraya gittikten sonra işte ben yerleştirdim, bir 15 gün kaldım. Kızım dedim, oteller kapandı, gidelim kafanı dinle evde dedim. Onlar da anne kız baş başa kalsınlar dedim. Anne dedi, sen dedi git önden dedi, benim biraz işim var dedi. Ay 15'inde ben gelirim dedi. O arada işte aynı 8'inden benden para istiyor, param yok diyor. Parayı gönderiyorum, ondan sonra telefon kapanıyor. Peki senin kızın senden böyle sık sık para ister miydi? Hiç kesinlikle istemezdi. Hatta o bana gönderirdi. O sana para gönderirdi. 3 yıldır bir başka arkadaşıyla yaşıyor. Aynı evde bir genç hanım daha var. Evet. Ve çalışıyorlar diyorsun. Ama şimdi burada başka gelişmeler de var aslında. Şimdi 8 Ocak günü bu parayı istiyor. Sen 300 lira yolluyorsun. Sonra başka kuzeninden de bir para istiyor. Evet, 150 lira da teyzesinin kızına diyor... Ben önce yok dedim ya, evet, çalıştığım bayan geldi eve, dedim böyle böyle şu adam çok kötü durumdaymış, bana para verebilir misin dedim. Kadın hemen banka numarasını istedi, gönderdi yani. Evet, sonra? Ondan sonra teyzesinin kızından ben 3 gün sonra teyze benden de istemişti diyor. Hı hı. Ne kadar istedi dedim, 150 lira üstümde vardı, ben de onu gönderdim dedi. Ama onu ben şu adamın ağzından hiç duymadım. Peki bu teyzesinin kızını parayı aldıktan sonra hiç aradı mı? İşte aramamışlar. Hep bir aradayız biz teyzeler, ablalarım, aile çok bağlıyız birbirimize. 8 Ocak'ta kayboluyor. Kayıp evet, başvurusunu ne zaman yaptınız? 31'inde yaptım ben. Acaba geldi mi, geliyor mu? Ayın 15'inde geleceğim dedi ya. Onun için ben 31'ine kadar sabrettim. Bekledim, bekledim. Haber yok. Telefona cevap vermiyor. Peki o birlikte aynı evi paylaştığı hanımı aradınız mı? Onun telefonu da kapalı. İkisinin telefonu da kapalı. Ama nasıl bekledin şimdi 8 Ocak'ta senden hiç para istemeyen kızın 31 Ocak'a kadar ya ortaya çıkarsa diye bekleyip telefonlarına ulaşamıyorsunuz? Bir cevap vermiyor. Endişelenmediniz mi? İş yerini aramadınız mı? Endişelenmez olur muyum? Nasıl şey yaptım? Teyzeler dedi belki döner gelir, çıkar gelir. Bekle bekle. En sonunda dedim acaba dedim bunlardan ikisinden de haber yok. Evin içinde öldüler kaldılar Allah mı dedim. Aynen o geldi aklıma. Ablasına dedim git bir bak dedim. Ablası da Manavgat'ta yaşıyor. Manavgat'ta o saate kadar niye gitmedi o güne kadar ablası? Ablasıyla işte bu kadının yüzünden arası açılıktı. Ablasının yanında kalıyordu. Neden araları açıldı o kadın yüzünden? İstemiyordu ablası onunla görüşmesini artık. Neden görüşmesini istemiyorsa. Ha, aynı ev paylaştı kadına görüşmesini. Aynen öyle. O kadının yani çocuğu var, evlenmiş mi, eşi ölmüş mü, ne eşi ayrılmışlar mı? Eşi ölmüş mı dediler. Ben ne derece doğru, ne derece yanlış bilmiyorum. Eşi ölük dediler. Eşinin maaşını koyak kız alıyormuş. Evin kirasını onunla ödüyorlarmış. Öyle bir şeyler konuştular bana. Peki kızınız eve gittiğinde Manavgat'taki eve. Evet. Kimle ne gördü orada? Kimi buldu? İşte kadının kızı varmış. Beni annemle şöyle ablam bırak da gitti. Ben de acım demiş. Hatta benim büyük kız ona ekmek parası vermiş. Nasıl yani? Evet. İki kadın yani yakında 18 olacak olan kızı bıraktılar evden. Ne zaman çıkıp gitmişler? Tarih vermiş mi o kız? Hiç bilmiyorum vallahi. Ben bunları daha dün duyuyorum. Arıyorum. Açım derken yani ev, nasıl bir ev burası?
ne bileyim okul iş yerine yakın dediler. Ben gittim evi şey yaptım, düzene koydum, tertipledim. Ondan sonra anne ellerine sağlık, sen olmasan böyle olurdu diye beraber yaşıyorlardı. Yani ben şimdi öğrendiğime göre bu genç kız, yani senin kızın Şüheda'nın birlikte yaşadığı ismi neydi hanımın? Deniz. Deniz. Ya, kızının ismi de Deniz. Kızının kendim. İsmi de Deniz, annenin ismi de Deniz. Annemle şu Eda abla eşyaları sattılar demiş. Öyle demişler. Evde hiç mi eşya yoktu gittiğinde kızınız acaba? İşte bizim büyük şeyde kapıdan içeri hiç girmemiş. Dedim insan bir şey yapar ceza alırız diye içeri girmemişler. Ne cezası? Niye cezası? Bir sorun mu vardı daha önce aralarında yani? Yok. Yoktu. Hayır, yani kız kardeşi kadar. Kayıp ve en son yaşadığı ev orası, içeri girmekten niye korksun? Daha 18 bile olmamış bir kızı eşyaları satılmış diye aç susuz neye bıraktı diye derler. Korktum dedi. Dedim ben hatta dedim insan dedim bir doğru mu söylüyor yanlış mı söylüyor? İnsan geçip içeriye bir bakmaz mı dedim. Annem eşyaları sattı ve gitti. Kızını evet. Da orada bırakıp parasız öyle. Pulsuz eşyasız. Evet öyle. Nereye şeyden gitti, mi kaçıyorlar? Evet. Birinden mi kaçıyorlar acaba? Bir sorunları olan biri var mıydı? Yoktu bildiğim bir kadarıyla. Hiç korktukları bir. Diğer hanımefendinin bir düşmanı olabilir mi? Kıza sormadınız mı yani böyle? Kızla işte şey hiç konuşmadık ki kızla o olaydan sonra. Önce hiçbir problemleri nereye yoktu. Nereye gittiler? Niye gittiler? Niye i̇şte seni burada bıraktılar bu şekilde? Annen niye bıraktı? Şimdi burada bir enteresan nokta daha var. 8 Ocak'ta en son işte anneden para istiyor ama sonra bir hastane kaydına ulaşıyorsunuz evet. Siz. Aynen. Daha onu da dün duydum ben. Ablasıgil benden annem üzülür diye hep saklamışlar aslında yani. Aslında diğer kızım biliyor ve anlatmadı şimdiye kadar öyle mi? O da 31'inde mi başvurdu Antalya'da şeye... Karakola. Evet. O karakolda bir gün beni gelirken aradılar daha. Hiçbiri Mersin'deki zaten hiç arayıp sormadı beni. Yani şurada gördük, burada şey oldu diye. Bu hastane kaydı ile ilgili biraz anlatır mısınız? Burası da çok enteresan çünkü. Ne söylendi size diye? Hangi bana tarihte? Önce kazası olmuş. Evet. Oradan ambulans almış götürmüş dediler ikisini de. Akşama da çıkışın. Için... Nerede? Manavgat'ta değil ama bu yok, simitçi. Yok, şey Antalya Kepez. Körfez mi? Kepez mi? Kepe. Orada. Hastane Kepez'de değil mi? Evet. Şimdi Manavgat'ta yaşayan Deniz Hanım ve Şüheda Hanım birdenbire ortadan kayboluyor. Önce bu kaybolmadan önce para istiyor Şüheda annesinden. O hatta kuzeninden de istiyor. Hatta o istediği gün akşam. Bir gün sonra hastanede ikisinin de kaydı var. Ve Manavgat'ta değil... Antalya Kepez'deki bir hastanede. Evet. Sonrasını da ablası anlatsın bize neler öğrenildi diye. Şu anda Şüheda'nın ablası hatta. Alo. Serap Hanım merhabalar. Merhabalar. Şimdi anneniz diyor ki Serap da bana her şeyi anlatmadı üzülürüm diye sonradan anlatıyor. Ne biliyorsanız lütfen anlatın. Ben şöyle anlatayım. 8 Ocak'ta kaybolmuş zaten. Annem evet. Bana hani evine git dediğinde evine gidiyorum. Ondan sonra bir kız... İşte Deniz'in kızı karşıladı beni. Sonra ben dedim hani uzun zamandır annen de hani kız kardeşimi arıyorum. Hani sen bir bilgin var mı ya da şu an buradalar mı diye. Abla dedi evde beyaz eşyaları işte ne varsa sattılar, oturma grubunu falan sattılar. Yaklaşık dedi hani 20-25 gündür eve gelmiyorlar ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben de sonuçta okulu bile bıraktım dedi. Allah Allah. Hatta dedi ben dedi ne zamandır yemek yemiyorum. Açım falan deyince ben de hatta üzerimdeki ne kadar varsa onu çıkardım verdim. Hani en azından karnını doyurursun diye. Hatta bir bilgi alırsan da lütfen bana ulaşır mısın dedim. Sonra işte... Serap kaçında gittiniz o eve siz? Ben izin gününde yani geçen hafta pazartesi günü gittim. Geçen hafta pazartesi. Evet. Ondan sonra bu hafta pazartesi günü de hastaneye gittim. O evine gittin, eşyalar satıldı dedi, açım dedi. Ondan sonra hastaneye aynen. Gittiniz. Orada ne öğrendiniz? Aynen. Hastaneye gittim. Ablası olduğunu söyledim. Ondan sonra bana işte bir gün önce kuzeni geldi dediler. Deniz Geçici'den bahsediyor. Kuzeni falan değil aslında. İşte kuzenine de aynı bilgileri verdik. İşte 9'unda buradan çıkış yaptı ve hiçbir şekilde aileme haber verilsin istemiyorum dedi. Diyerek tıktı dediler. Hani imzalamış belgeyi tıkmış.
Ben dedim daha fazla bilgi veremezsiniz. Hastaneye yatış hani... nedeni olarak ne söylediler? Sera? Hiçbir bilgi vermiyorlar hanımefendi. Bana dediler ki hani yaşı gereği bu bilgileri seninle paylaşamam. Benimle irtibata geçecek olan emniyet birimleriyle ancak bunları paylaşabilirim dediler. O şekilde gönderdiler beni oradan. Hiçbir bilgi edinemedim. Siz... Peki o hastaneye gittiklerini nereden öğrenmiştiniz? Hastaneye gittiklerini ben izin gününde Cumhuriyet Karakolu'na başvurdum. Yani başvurdum derken aramaya gittim. Dedim ailem böyle böyle Mersin'den şey yaptı, arama başlattırdılar dedim. Sonra bana TC'mi istediler. TC'mi verdim. Dedi evet ayın 31'inde dedi arama başlamış dedi. Ondan sonra ya dedim hani yalvardım dedim bir şeyler söyleyin hani yapabileceğim bir şey var mı? Ben de uzun zamandır görüşmediğimi belirttim zaten onlara da. Ondan sonra bana dediler TC'sini biliyor musun? Ben de bilmiyorum dedim şu an. Benim TC'mden onun TC'sine ulaştılar küçükten. Bu sefer işte TC'de kayıtlı olarak bir tek hastane görünüyor. Dedi ki işte hastanede dedi bir yatışı var dedi. Onu söyledi sadece. Onun dışında ekstra herhangi bir bilgi almadım. Alamadım da daha doğrusu. Peki. Hastaneye ulaşmaya çalıştım. Evet. Hastaneden de bilgi alamadım. Deniz Hanım'ın kızıyla irtibatı kesmeseydiniz. Keşke belki o... Hayır kesmedim. Kesmedim. Sonra Instagram üzerinden yazışmaya başladım. Kıza da dedim ki böyle böyle. Hani ben şuralara gittim. Antalya'ya hastaneye gittim. İşte televizyona başvuracağız gerekirse diye kızla da konuştum. Annenle irtibata geçersen lütfen bana da bilgi ver dedim. Hani kız da aynı şeyleri hani annesinin söylediği şeyleri söyledi bana. Sonra annesi ne söyledi annesi? Başladı. Evet annesi de ulaştı size. Ya şöyle annesinin yani Antalya Kepez'de olduğunu söylemişti kız. Sonra annesi de beni aradı. İşte kıza numaramı bıraktım ben. Dedim annene benim numaramı verir misin bana ulaşsın dedim. Evet. Ondan sonra ertesi gün annesi bana benim verdiğim numaradan ulaştı bana. Ondan sonra işte anlattı. Dedi böyle böyle ben 2 hafta dedi yatış yaptım hastanede dedi. İşte 2 hafta tedavi aldım kimseye gösterilmemiş. Dedi ben hastaneden cuma günü çıkış yaptım dedi. Cuma günü çıktıktan sonra İşte kardeşimin yattığı hastaneye gittim direkt dedi. Hani o da belki orada aynı yatış yapıyordur diye dedi. Sonra gittim bana bilgi vermediler dedi. Ağladım, sızladım, kuzeniyim dedim. Ancak bana 9'unda çıktığını söylediler dedi. Ertesi gün gittim de bana da aynısını dediler. Kuzeni geldi buraya, aynısını ona da söyledik dediler. Ben de dedim ki kuzeni kim? Hani ben ablasıyım. Ondan sonra dediler ki kuzeni işte Deniz mi dedim. Evet dediler bana. Serap, şimdi değil. Bir saniye. 9 Ocak'ta hastanede ikisi birlikte gidip başvuruyorlar. Orada senin kız kardeşin evet. Kayıp Şüheda bir gece kalıyor ve sonra çıkıyor. Ama aynı evi paylaştı Deniz Hanım. Oradan i̇ki başka bir, o hastanede yalnız, kalmadan ya, 2 hafta Amatem'de. Amatem'de kalıyor. Yani benim madde bağımlılığı var kardeşim, demek ki. Efendim, benim kız kardeşim. Tedavi sürecini reddediyormuş. Reddetmiş. Hastanenin bana söylediği. Tedavi sürecini reddetmiş. Bağımlı reddetmiş. Olduğunu biliyor muydunuz? Hiç bilmiyorum. Ya ben de yeni öğreniyorum her şeyi. Peki iş yerine zaten, hiç gittiniz hani, mi? Ya ben yani dediğim gibi uzun zamandır görüşmüyorum zaten. O kızla bağlantısından dolayı ben onunla irtibatını kestim. Çünkü kızgındım zaten ona karşı. Peki kız kardeşinin telefonu vardır. Bu Deniz Hanım bir kavgadan bir şeyden söz etti mi size? Yani... Aynı evi paylaşıyorlar ve kayıp hayır. İşte 2 hafta hastanedeydim ulaşamadım çıkışta. En son ne zaman konuştunuz Deniz'le? En son dün beni 0324'lü bir numaradan aradı. Yani Mersin hattından arıyor. Evet. Ondan sonra bana şey dedi Serap bir haber var mı dedi. Ben de hayır dedim işte en son hastaneye gittiğimi söyledim. Ondan sonra şey dedi bana ben Mersin'e geldim dedi. İşte dedi burada seni kapattıktan sonra dedim Mersin karakoluna gideceğim ifade vereceğim dedi. Ondan sonra dedi ben sana başka numaralardan ulaşabilirim lütfen telefonumu aç dedi. Bu kadar. Ondan sonra da bir daha aramadı. Ya ondan sonra hiç aramadı yani bir zaten. Sabit şey cep telefonundan da aramıyor. Kızını bir... almış hayır, mı yanına? Hayır sürekli başka yok, numaralardan yok artık burada arıyor. Herhalde daha. Kızı hala Manavgat'ta mıymış? Kızı tek hala başına Manavgat'ta yaşıyor. Evet. Allah Allah. Allah Allah, ya zaten benim de o kızı onaylamamamın sebebi bu zaten. Onunla görüşmesini istememem. Kendi çocuğunu reddediyor. Şüheda'da ne buluyorsa Şüheda diye ölüyor yani. Şüheda kendi çocuğunu daha bakıma ihtiyacı çocuğu var. Kocaman 30 yaşında kız için şey yapıyor.
ben ona akıl erdiremedim yani. Ne? Peki en son hani bir simitçide çalışıyorlarmış ve oradan hastaneye ikisi de kaldırılmış ya. Evet. O simitçiye gittiniz mi Serap, siz ya da anneniz ya da başka? Hayır, bana herhangi bir adres falan vermiyorlar efendim. Ben sadece hastane adını bildiğim için gittim zaten. Eğer verseler şimdi bu fotoğrafta, fotoğraftaki kişiyi arıyoruz işte, evet sevgili seyirciler, Şüheda'yı arıyoruz. Bu konuda fotoğraftaki kişiyi tanıyan birileri varsa... Yani yanında çalıştığı evet. simitçi, her kimse mutlaka biri izliyordur. Aynen. Biz onlardan da bilgi istiyoruz. Ne zamandır orada çalışıyorlardı, nerede kalıyorlardı, haklarında ne biliyorlar, orada ne yaşandı, birinden mi kaçıyorlar? Allah korusun, ev arkadaşı ortada evet. ama Şüheda yok. Yok. Korkuyorsun evvaydan. Yani. Herhalde yani. Neden ben buralara geldim, ben hiç yol sokak bilir miydim de. Bir gece hastanede yattıktan sonra nereye gitmiş olabilir? Aynen. Bir gece yatıyor, diğeri işte iki hafta kalıyor. İşte o kafamı karıştırıyor, öbürü bir de yalan söylüyor. Bir hafta hastanede yattım, şöyle çıkıyorum, şöyle daha yok o diyor. Muhtemelen nerede olduğunu biliyordur diye tahmin ediyorum. Aynen. Ben. Yani, yani onun ben ilgisi var diyorum bu işte. Acaba kaçtıkları birilerim var yani, bir her seferinde ayrı bir telefondan arıyor Deniz Hanım diyor. Söylerdi bana, hiç borç olduğunu hiç söylemedi ki. Hiç borcum var. Aradığında nasıl bir sesli istedi bu parayı? Nasıldı durumu? Gayet işte anne dedi, çok dardayız dedi. Bana dedi biraz para gönderebilir mi dedi. Vallahi çocuğum dedim, benim üstümde de yok ama dedim şey, çalıştığım bayana söyleyeyim dedim. Kadın geldi, o aradı. Dedim kızım dedim, varsa dedim 300 lira gönderebilir mi şu Eda'ya dedim. Hemen abla dedi şey yapma dedi, o banka numarasını göndersin dedi. Hemen kadın çıkardı yani. Ondan sonra geri döndü bana, nasıl teşekkür etti, nasıl sen bir güzel annesin diye. Yani sevdi şey etti, dedim şu Eda'm şimdi müsait değilim, ben sana akşam dönerim dedim. Son konuşmanız bu mu? En son konuşmamız bu yani. Siz bu konuşmayı onun cep telefonundan mı yaptınız? Evet. O cep telefonuna da bir daha ulaşılmadı. Yok. Peki şimdi 31'inde kayıp başvurusu yaptınız. Bugün 8 Ocak. Bu cep telefonu ile ilgili bir takip bu kadar sürede yapılır mı hocam? Yani yeniden mi başvurmak gerekir? Yeniden başvuru yapılması gerekir tabii. Şimdi ben yalnız bir şey söyleyeceğim. Buyurun, şimdi bu 8 Ocak'ta bu parayı evet. istedi. 9 Ocak'ta hastaneden çıkmış. Yani 8 evet. Ocak gecesi gitmiş hastaneye, öyle mi anlıyorum? Aynen, herhalde öyle olmuş. Şimdi kendisine bir şey yapmayı düşünen insan para istemez. O için yani. Paraya gerek yok. Bir şey satın aldılar ve o dokundu belki. Ben öyle düşünüyorum. Yani istemeden evet. kendilerine zarar verdiler diye düşünüyorum. Yani ama o bu kadar zaman... acil satın almaları gereken... Ve bu hale getirebilecek bir madde de yani. Onun öncesinde biraz daha geriye gidersek, yani ev taşıdılar. Manavgat'ta yaşadıkları evet. evden niye taşındılar mesela, daha geri gitsek? Size ne dediler o bununla ilgili? O şey, ev sahibiyle anlaşamamışlar. Biraz şey, dağınıklardı. Ev sahibi de çok titizdi. Taşıdılar. Balkonu iyi yıkamıyorsunuz, balkonu şey yapmıyorsunuz. Bizimkiler de sürekli çalıştığı için akşam yatmaya peki, otel gibi geliyorlardı. O evi taşınırken maddi olarak destek olmuş muydunuz? Yok. Ama ne sıkıntı şey yaşandıysa, diğeri Deniz Hanım da turizm sektöründe mi çalışıyordu? Aynı yerde çalışıyordu. O okulda TOS yapıyorum diyordu, ilkokulda. Peki şimdi ikisinin de işi var, gelir var. Ne oldu da birdenbire evdeki bütün eşyalar satılıp kaçarcasına oradan Manavgat'tan Kepez'e gidildi. Evde genç bir kız tek başına aç susuz bırakıldı. Sonra orada bir işte zehirlenme ya da tam ne olduğunu bilmediğimiz bir hastanede yatış. Evet. Biri kayıp. Aynen. Diğeri farklı yani, numaralardan arayıp ben arıyorum. Haber almıyorum. Aynen. Sizin haberiniz var mı? Beni aradığında Antalya yani 141-45'liğine aradı beni. Baybet teyze Şüheda size ulaştı mı? Ben Şüheda'ya ulaşamıyorum dedi bana. Ben dedim Şüheda senin yanında değil mi? Ben çünkü şey yapmadım hiç. Deniz Hanım'ın o hastanede ne kadar yattığının kesin öğrenilmesi gerekiyor. Acaba aralarında bir şey geçti de Deniz Hanım'a bir şey yaptı sorusu geldi benim aklıma. Yani niye kaçsın Deniz Hanım? Yani. Yani Deniz Hanım hatta kaçmıyorsa, biz şimdi böyle diyoruz, bir sıkıntı yoksa lütfen bağlanın ve ev arkadaşınız nerede, ne biliyorsanız anlatın. Aynen. Birinden mi saklanmaya çalışıyorlar? Zaten şu an Deniz Hanım'ın evine bile uğramaması, kızının yanında olmaması, kaçak hayatı yaşar gibi davranması kendisini ciddi evet. anlamda şüpheli konumuna evet, getiriyor. Evet, aynen öyle yani. Ben ondan şey yapıyorum. Umarım bir şey yani, gelmemiştir başına. Yani çünkü ciddi bir şüphe durumu söz konusu. Vay be hanım. Hala da arayıp sanki kendisi de arıyormuş, merak yok, ediyormuş arayacağım gibi demiş, davranış bak, şekli. Erkek kardeşini numaranı gönder bana, gene aynı şeyden, Instagram'dan gönder bana diyormuş.
Sercan dedi, gönderdim. Anne daha dönecek bana Deniz dedi. Serap Hanım, en son ne zaman konuştum dediniz? Dün mü konuştum dediniz Deniz Hanım'la? Serap Hanım, attı saat mısın? 12'de. Evet evet, hattayım. Dün konuştunuz. Peki... Evet, saat 12'de işe gelmeden konuştum. İşte 0324'lü bir numaradan aradı. Hatta size yolladım zaten WhatsApp üzerinden numarayı. Tamam, arkadaşlarım zaten ulaşabilmiş olsalar kendiyle görüşüp bize aktarır ama ulaşılmıyor numaraya. Bu arada arkadaşlar, ankesörlü dediğimiz telefon bu telefon muydu? En son aradığı telefon bir ankesör. Evet, aynen. Ben sonra aradım, normal çalıyor, açmıyorlar o şeyi. Ankesörlüdür muhtemelen. Bir şeyden kaçıyor Deniz Hanım. Peki sesi nasıldı? Aynı şeyi size de soracağım Serap. Deniz Hanım'la ya konuştuğunuzda. Böyle şöyle diyeyim, telaşlı bir sesi vardı zaten. Aynen, beni hani aradığında da öyleydi. Böyle ağlar gibi, telaşlıydı yani. Ben hatta sakin sakin konuşmaya çalıştım onunla. Hani şey yapmasın, kapatmasın diye telefonu. Öncesinde ne olduğunu sorabildiniz mi ona? Niye siz işte Kepez'e gelmişsiniz, ev eşyalarını diye satmışsınız? Dün konuştuğuna göre konuşmaya izin vermiyor. Deniz Hanım zaten başka telefonlarda konuştuğu için... kısıtlı süre görüştüysen ben de hani bana bir şeyler anlatmasını bekledim. Hani kapatmasın bir an önce telefonu diye. Ama bir şey anlatmamış yani, hastanede kaldın daha önce söylemiş zaten. Dün tekrar evet. Konuşmuşsunuz. Dün tekrar evet. Konuştuğunda sen kızını niye yalnız bıraktın da çıktın o evden der insan Deniz'e. Kapattı diyorum. Hani çok fazla konuşmuyor zaten. Ben de hastanede hani bana doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor diye o yüzden gittim hastaneye zaten. Manavgat'taki eve tekrar kimse gitti mi? Siz tekrar gittiniz mi kızının yanına? Hayır, bir daha gitmedim efendim. Ben de çalışıyorum zaten. Ancak izin günlerimde gidebiliyorum. Ama yani belki tekrar bence evine döndü. Bence tekrardan gitsen iyi olur. Sana yakınmış zaten Serap. Yani mesai saatinden sonra da gidebilirsiniz. Mesai saat. Efendim ben onda akşam 10'da mesai saatim bitiyor zaten. Bir tane de erkek kardeşiniz varmış yani sonuçta. O ev kız kardeşinizin yaşadığı ev. Belki tekrar oraya döndü. Belki o evde bir şey oldu. İçeride bir arama yapılmasını talep edebilirsiniz. Polise bunları, bu şüphelerinizi işte dile getirdiniz mi? Bugün işte aradılar daha bana avukat. Ama şeydeki Antalya'daki polisler beni yolda gelirken yeni onların sistemine düşmüş. Böyle böyle numarasını istedi, verdim. Ondan sonra ben sana yine gelişmelerden haberdar ederim dedi. Daha aramadılar yani. Şimdi hocam bütün bu bulgular insanın aklına şüphe uyandırıyor. Normal kendi isteğiyle giden bir genç kadını aramıyoruz şu anda. Evet, kesinlikle. O zaman bunun araması da farklı bir şekilde olmalı. Yani, hatta özür dilerim hocam. Bu Deniz Hanım'ın ifadesine bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. Acaba polise, emniyete gitti kayıpla mi? Alakalı olarak ne beyanda bulunmuş? Olağan şüpheli o şu evet. An. Aynen. Ne zaman gidecek demiştiniz Serap Hanım, söyledi mi? Serap Hanım işte dün, Serap bugün ne zaman gideceğim dedi. Bugün çocuğum mi gidecekti ifade? Kapattıktan sonra emniyete başvuracağım, hani işte ifade vermeye gideceğim demişti bana. Çağırmışlar o zaman muhtemelen, ifadesine bir şekilde ulaşmamız lazım. Ev acaba ne söyledi? Ev kimin üstüne kiralanmıştı? İkisi beraber kiralıyordu. Yani kontratı artık. Kim yaptı? Deniz yaptı herhalde bildiğim kadarıyla. Çünkü Deniz okulun yanından tutuktu evi. Yani o eve yani, girip bir şekilde o evin de aranması, bakılması gerekiyor. Kesinlikle. Aslında olay yerinin yani kayıp yeri Manavgat olarak görünüyor. Evet. En başlı ifadesine başvurulması gereken evdeki küçük kız çocuğu Deniz. Evet. Onda aynen. O bilgilerin, çünkü muhakkak evin içerisinde bir şeyler konuşulmuştur. Aynen. Gitmeyle alakalı, psikolojinin bozukluğuyla alakalı bir şeyler muhakkak hissettirilmiştir. Önce onun dinlenmesi, evet. Sonra da asıl anne Deniz'in dinlenmesi gerekiyor. Zaten 18 yaşını doldurup ben kız herhalde. Bu enteresan kaybın yani. Arkasında kayıptan daha başka bir şey olduğunu bu düşünüyorum. Bu arada şimdi arkadaşlarım ulaştıkları bilgileri paylaşıyor. Buraya taşınalı 1,5 ay olmuş aşağı yukarı. Bir aylık kira ödemişler evet. Ve tam kontrat yapılacağı anda ortadan kaybolmuşlar. Acaba eşyaları önceden gönderip kendileri de sonra buraya mı taşınacaklardı da o arada bir sıkıntı oldu? Birinden hani tekrar evden taşınmak gibi niyeti var mıydı? Yoktu, öyle bir şey olsa söylerdi bana. Bay Hanım, Deniz Hanım'ın ailesinden kimseyi tanıyor musunuz? Kardeşleri, annesi, bilmiyorum. Babası. Serap, siz? Hayır, ben de bilmiyorum. Bu kız çocuğu, Deniz'in kızı Deniz. Okulu bıraktım dedi ya, ne zaman bırakmış okulu? Yani o da hiç akrabası kimsesi yok mu bu çocuğun? Yaklaşık benim bildiğim bir yıldır hemen hemen sanırım hani düzenli gitmiyor okula düzenli diye biliyorum. Düzenli gitmiyordu çocuk. Beynel geziyordu sokaklarda. Böyle rica etsem bütün... Serap, bugün gidip o Deniz'i görebilir misin? Detaylı bir şekilde konuşur musun onunla? İzin alır mısın iş yerinden? Tabii. Lütfen.
Yani sonuçta kayıp yani olan... Yani bir kere gitmişsiniz ve hiçbir bilgi yok elimizde somut. Gidip doğru düzgün bilgiler alabilir misin? Tabii ki. Tamam. Hatta belki bugün yani bunu böyle normal bir kayıp başvurusundan çıkarıp çocuğumun hayatından... Kesinlikle işte onun için bir görüşsün evet. Ve belki onunla konuştuk. Belki annenin yeni bir başvuru yapması gerekecek. Hatta denize alıp emniyete gidip ifadesini de polis eşliğinde aldırmanı da rica ediyorum. Aynen. Şüheda Koçak 8 Ocak çarşamba gününden bu yana kayıp sevgili seyirciler. Görenlerden bilenlerden yardım istiyoruz. Şüheda'yı sağ salim bulmayı diliyoruz. Ve Azmi Bayar 85 yaşındaki Azmi Bayar 30 Ocak yani tahmin ettiğimiz kayboluş tarihi bu. 30 Ocak'tan bu yana kayıp. Hiçbir bilgi yok. Hayatta mı başına bir şey mi geldi? Bu konuyu çözümlemeye çalışıyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizleri de bekliyoruz. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.